Hanımefendiler, beyefendiler, ekranların alameti farikası Zuhal Topal'la yemekteyiz de 50 bin liranın sahibine kavuşacağı final günü başlıyor. Bugün final öncesinde masalardaki isabetli yorumlarıyla dikkat çeken mideli yarışmacımız Can'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Yılmaz. Bu ne enerji ya? Enerji. Kiminle geldin sevgili Can? Arkadaşımla Ankara'dan geldi benim için. Ali Can kendisi. Ali Can ne haber? İyi, çok iyiyim. Siz nasılsınız? Ali Can sende de ne ses varmış ya? Meslek hastalığı artık. Konuşa konuşa ses yükseliyor doğal olarak. Mesleğin ne? Akademisyenim, üniversitede hocayım. Hocam mı diyelim size? Ben diyebilirim. Sıradan bir hoca değil ama hoca. Hocam branşınız nedir? Siyaset bilimi ve kamu yönetimi. Biraz sıkıcı bir branş ama. Ve Can! Buradayım. Çok renkli bir arkadaşını getirmişsin. Aynen, benim gibi aslında, o da renkli. Renkli bir karakter. Çok da severim kendisini. Voleybol oynarken göreceksiniz bir de kendisini. Karşı tarafı resmen mahvediyor sesiyle. Oyunumla değil, yanlış anlaşılmasın, tamamen bağırmamla! Vallahi sesini çok merak ettim. Can'a bir seslenir misin? Can! Yapma. Can! Vallahi bir an hiç bitmeyecek sandım. Hocam saygılar. Teşekkürler. Özcan Bey'i de geçti yalnız ses tonajı olarak. Vallahi bugün yine tarzsın bakıyorum. Beğenmenize çok sevindim. Her şey sizin için gerçekten. Tarzından falan konuşacağız ama bize biraz kendinden bahseder misin? Ben Can, ailemle yaşıyorum Maltepe'de. Satış pazarlama üzerine çalışıyorum. Genelde voleybol oynuyoruz kendisiyle. Bir de Ankara'ya gidip voleybol oynuyorum. Bu seviye voleybol oynayıp geri dönüyorum hatta. Değişik bir ilişkimiz var arkadaşımızla da. Uzun zamandır birlikteyiz zaten. 10 yıldır falan arkadaşlığımız var. Neden bugün şapkan yok? Var Gürbüz. Çünkü her seansta farklı farklı. Dünkü gibi 5 yemekte 5 farklı şapka takmıştım. Bu sefer de alışverişte şapka takıyorum. Şapkalar şov için değil mi gerçekten? Şov değil. Asla. Tarzım. Bize Can'ın yemekle olan ilişkisini anlatsana. Bir yere gideriz. Asla hiçbir şey beğenmez. Bu böyle olmuş, şu şöyle olmuş. Sonra tüm arkadaşlar kendi evlerine aldıklarında, yani bana gurmeliğim geldiğinde, benim suçum değil, diğer yere geldiğinde olabilir. Saçma sapan sonradan gurme diye iğrenç bir espri yapmayacağım. Tutup ondan bir avuç, şundan bir avuç. Bu asla bir isim yok. Bu yemeğin bir adı yok. Ne Can uydurması arkadaşlar, ama bütün yemeklerde Can uydurması. Şu an sorar mısınız kaç? Bence onu sormaya gerek yok. Sen ne oldu, nerede? Burada bir önemi yok bence. Var, 110 kilo şu an. Maşallah. Nasıl böyle oldu? Aynen. Ya ben normalde başka bir ilde yaşıyordum. Ankara'ya taşınınca Can ikide bir gelmeye başladı. Dört günde bir Ankara'da. Dolayısıyla yemek yapa. Hayır, uydurma yemekleriyle bana bu hale aldırdıysa, uydurulmamış gerçek bir yemekle ne olabilirdim bilmiyorum onu. Bugün uydurma yemekler mi yapacaksın? Hayır, yine denediğim yemekler tabii ki. Asla uydurma yemekler değil. Hepsi literatüre geçmiş yemekler aslında bakarsanız. Literatür falan akademikten biraz. Senden mi öğreniyor bu terim? Aynen, atıp da dayan. Aranızda tatlı bir rekabet var galiba. Benim tüm arkadaşlarımla öyle açıkçası. Yani didişmediğim arkadaşım yok. Keza Ali Can'la da öyle. Bu hafta en yüksek puanları sen verdin galiba. En yüksek puanları ben verdim. Adaletli de olmak gerekiyor. Olmuşlara verdim. Herkese 6 puan. Hayır, 5 de var. Arkadaşım hakkaniyetlidir. Kesinlikle yedirmem. Hayret savundu beni sonunda. Aynen. Yok. Yayın bitti, doğruya doğru. Yani eksiye eksi doğru not verir. Bu arada şey iddiaları var ya, böyle daha önceki videolardan ben izledim. İşte ben çok güveniyorum arkadaşıma, kesin kazanacak, çok iddialıyız. Abi herkes iddialı olduğu için bu yarışmaya geliyor da şu çok önemli. Şunun lezzeti var ya, işte onda bunun lezzeti var. Vallahi şimdi iyice merak ettim. Hadi bize menünü say. Başlangıçta sütlü bal kabağı çorbası yapacağım. Kesilmemiş olacak, emin olabilirsiniz sütlü olduğu için. Ardından midye börek, peynirli olacak. İlk defa et yok ara sıcakta, dikkatinizi çekerim. Yanında da çerkez tavuğu olacak. Ardından bir stroganoff yapacağım. Oğlum daha 2 gün önce et zararlı diye destan okuyan sen değil miydin ya? Et oranım çok kıvamlı. Onlar gibi asla aşırıya kaçmış değil. Her yemek güzel olsun diye et konulmaz. Benim etim oranı çok iyi. İkisi de. Peki başka? Hemen yanında muffinle zaten sunum yapacağım. Onun içerisinde sebzeler olacak, karbonhidrat olacak. Arkadaşlar aslında etin yanına ne konulacağını benim yemeğimde görecekler. Salata? Buğday salatası. Ve son olarak tatlı? Karpatka. İnanmıyorum. Ya daha 2 gün önce Zuhal Hanım'a ikram olarak geldi bu tatlı. İkram diye mi getirdi? Diğer yarışmacılar biliyor mu Karpatka'nın ne olduğunu? O dışarıda yapıp getirebilmiş, Can burada yapacak. Vallahi Özcan getirdi. Kendi restoranında da sunduğu bir tatlıymış. Kendi restoranının çok iyi olduğunu söyledi. Demek ki Karpatka'yı iyi sunuyor. 5000 liralık bir menü olduğunu söylemişti. Demek ki Karpatya nokta atışı olmuş benim için. Artık alışverişe gidelim mi? Gidelim. Üstünü değiştirecek misin? Üstümü değiştireceğim Gürbüz. O zaman hadi vedalaşın bakalım. Görüşürüz. Woohoo! Başarılar. Teşekkür ediyorum. Hop hadi Can!
Bence kendi söyledikleriyle hafta boyunca çelişmiş bir menü. Vegan bir menü bekliyordum. Oysa ki benim menümün içeriğinden hiçbir farkı yok. Yetiştirip yetiştirmeyeceği konusunda da tereddütlerim var. Yetiştirmiş olsa bile layıkıyla yapacağını düşünmüyorum menüyü. Şu ana kadar diğer arkadaşların yaptığı menüden çok da farklı bir menü değil. Çünkü onlarınki de bana çok ağır gelmişti, uyumsuz bir menü olarak gelmişti. Benim menüme inanılmaz yorumlar yapan arkadaşlar kendileri de inanılmaz bir travma geçirdiler bana. Can'ınki de onlarınkinden çok farklı değil. Evet, Can Bey'den gerçekten çekiniyordum. Bir şeyler yapabileceğini düşünüyordum. Ama gerçekten bu hamur ve buğday karışımı menüyü görünce yerlerde. Kesinlikle bu menünün sonunda çay bekliyorum. Bu menünün sonuna gerçekten şöyle tavşan kanı bir çay yakışır. Çay demlemesini isteyeceğim. Ben hazırım Gürbüz. İnanmıyorum. Yine şapkanı takmışsın. Evet. Benle özdeşmiş bir şey asla çıkarmam. Bu arada pantolonunun rengine bayıldım. Evet Gürbüz. Seviyorum renkli şeyleri genelde. Ah! Bak kim geldi. Aa. Daha gitmediniz mi ya? Siz daha burada mı duruyorsunuz? Buradayım. Hadi. Bugün senin günün ya. Git hadi. Alışverişini yap. Gel yemeğini bana yap. Be, ben heyecanlandım ya. Hadi Can. Hadi. Başaracaksın. Vallahi arkadaşın senden daha heyecanlı Can. Aynen, sanki kendi yarışacak. Hadi Can, şu an karar verdim, seni alalım. Tamam, nereye? Nereye geliyor? Yarışma ya. Rakip mi olacak? Neden olmasın? Aynen işte düşünürüz. Ben kazanacağım. Acaba o kazanacak mı? Artık gidelim mi? Gidelim, hadi gidelim. Hadi çıkalım. Hadi Can! Can, Can, Can! Hey! Hadi bakalım sevgili Can. Nereden başlıyoruz? Hemen manavdan başlıyoruz tabii ki. İlk ne alacaksın? Ben kabağımı alacağım. Ana öğünüm zaten o. Merhaba, hoş geldiniz. Kabağım. Bal kabağı mı? Evet abicim. Aa, kesilmiş mi alacaksın? Yeni gelmiş de kesilmiş alacağım tabii ki. Aynen öyle. Bir de kereviz lazım, böyle güzel saplı saplı abicim. Tabii lütfen. Buyurun. Kerevizini aldın ama fesleğen yokmuş. Nerede kullanacaktın fesleğeni? Sosumda vardı yani şeyde, ek ürünler yapacağım ben yanlarına. Öyle boş bırakmayacağım tabakları. Mesela ekmek kızartacağım üzerine böyle sarımsaklı fesleğenli soslar. Bugün yemek şov desene. Aynen öyle. Dereotun verdin değil mi abi? Harikasın. Fesleğen yok dedin, hiç sıkıntı değil. Fesleğen sos alırım. Kapya bitti. Sebzelerimiz bitti. Sebzelerin ardından hemen diğer eksiklerini tamamlamaya çalışıyor yarışmacımız. Dünle ilgili yorumlarını çok merak ediyorum. Dünle ilgili söylenecek ne var ki ya? Tatlı yoktu. Yani hiçbir şey konuşamadı. Kendisi de farkında zaten. Bu nasıl bir şey? O kadar konuştu bütün bir hafta boyunca. Tatlı çıkaramamak ne demek ya? En önemli şey bizim için tatlı. Gerçekten o tatlı mıydı ya? Yemedik. Ya Zuhal Hanım'a döndüm. Yer misiniz lütfen dedim. Ben sana baktım, ısıramıyordun. Isırdım. Birazcık aldım, tatlı da güzel değildi. Salatası için buğdayını dağılan yarışmacımız tatlı malzemelerini dağılıyor hemen. Biraz panik mi oldun sen? Evet evet, biraz panik yaptım çünkü markete ilk defa geliyorum. Araştırma yapsaydım çok iyi olacaktı. Nasılsın abla? Teşekkür ederim Can Bey. Nasılsınız? Ya sen harikasın, çok iyi. Aynısını seni gördüm, daha iyi oldum. Tabii ki ince kıyılmışı. Pantolonun rengi uyuşmamış herhalde. Nasıl? Ben de öcel zannettim. Ne demek uyuşmamış? Hayır, hiç beğenmedim. Abla turuncu. Turuncu. Olsun. Senin yeşil uyumun gibi olmuş. Yani hayır. Yarışmacıya katılır gibi. Ablaya dağıldım direkt. Evet. Yılafımı da işaretledim. Kız o ne soluk pembe? Olsun. Niye ütülemedin? Ütülü? Neresi ütülü, kırış kırış? Kız sen kendinkine bak. Allah cezanı vermesin. Yazıklar olsun. Sütlerini de arabasına atan yarışmacımız baharat reyonuna geçiş yapıyor. Yarışmacılardan sevdiğin birileri var mı? Ya aslında hepsini sevdim. Özgür Hanım'a sadece çok takıldım. Hiç yakıştıramadım açıkçası ben çiçeğimi almasını, almamasını. Özgül senin yorumuna çok üzülmüştü. Ya anlayamadığını aslında, yani ilk günde salatada bir şey var diyor, tuz diyoruz. Salatada bir şey var diyor, Özcan Bey tuz diyor. Salatada bir şey var, tuz diye bağırmak zorunda kaldım. Ya anlayamıyor, olayları anlayamıyor, kaçırıyor olayları. Gelmişken hemen etini de al bakalım. Abicim bana şöyle güzel bir biftek, pardon bonfile lazım. Beyler bir dakika, şapkalarınız konuşuyor vallahi. Usta kasaplarımız Hüseyin ve Hakan Bey asla şapkasız çıkmıyorlar. Zevkleriniz ortak anlayacağınız. Doğru yolu bulmuş bir arkadaş, evet. Benim gibi. Artık ışığa doğru gidiyoruz biz. Acaba şapkaları bir değiştirseniz nasıl olur? Olur ama saçımda dalga geçme. Ah. Aa dedi yalnız. Dün bütün gün bunu taktım. Bu tarz şapka taktım. Uğur getiriyor. Yakışıyor ya. Şanslı. Aynen. Hüseyin ustam sana da bu tarz yakıştı yalnız. Bu arada zaman geçiyor. Et siparişini versen fena olmaz. Evet abicim şey istiyorum. Bonfile istiyorum. Bonfile kiloya yakın istiyorum, bonfile tamam. İstiyorum. İki ne parça yapalım? Da but istiyorum. Tamam, bonfile ne yapalım? Ya Julien doğrarsan çok sevinirim. Kalın ince. Parmaklı patates tamam. Gibi olabilir. Onları zaten düzelteceğim. Üzerinden geçeceğim yani.
İki parçada bu tutuyorum. Şapkamı ver. O İtalya'dan geldi. Özel. Hemen şöyle. Çok sağ ol. Teşekkür. İnşallah uğur getirdin. İnşallah. Bu arada börek için hazır yufkasını ve peynirini de alan yarışmacımız içeceklerin ardından soluğu fırın reyonunda alıyor. Ya ilk günden beri masada herkes birbirine girdi. Niye böyle oldu sence? Öyle, çünkü yemek konuşulamadı. Ne konuşacaklar? Birbirinin yılanlığı, birbirinin dağ adamlığı. Her şey konuşuldu yani. Etlerini dağ arabasına atan yarışmacımız hızla kasaya ulaşıyor. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Harikayım. İyi değildim, sizi böyle rengarenk görünce iyi oldum. Gerçekten mi? Gününüz çok güzel geçmişse ben de bugün şampiyon olacağım da. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ücretini ödeyerek alışverişini tamamlıyor. Duygu ne kadar tıttı? 1298 lira. Tamam, şöyle veriyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ellerine koluna sağlık senin de. Çok sağ ol. Gürbüz neredesin? Eve gidiyoruz. Buradayım ya. Hadi gidelim. Gürbüz koş koş mutfağa koş. Ooo kimler gelmiş. İnşallah bir şey unutmadın. Unutmadım, en korktuğum şey o ya. Bunu bırakır mıyım ya? Bakayım. Ben şimdi üstümü değiştiriyorum. Seni Gürbüz'de baş başa bırakıyorum. O iş Gürbüz'de bende ya. Geliyorum. Tamam. Birazdan görüşürüz. İnşallah lezzetli şeyler yeriz. Çünkü menü vasat, birbirleriyle hiç uymayan şeyler. İnşallah o buğdaya falan bir lezzet katabilir. Yani önümüze gerçekten kuşların önüne dileği olup da şöyle fırlatılmış atılmış buğdayları değil de gerçekten yiyebileceğimiz, hani şöyle bir ağzımıza ekşisini tatlısını damağımıza değdirebilecek bir buğday salatası umut ediyorum. Yorumlarından anladığım kadarıyla evet, yemek bilgisi var, yok diyemem. Ama bu menüyü çıkartacak kadar da bir vasatlık da olduğunu düşünmüyordum. Ama şimdi gerçekten rakibim olabilir mi? Asla olmaz. Hocam, malzemeleri hallettik. Hallettik vallahi, her şey hazır. Hocam, şimdi sen Ankara'da mı yaşıyorsun? Ben Ankara'da yaşıyorum geçici bir süredir, bir yıldır. Siyasal Bilgiler Fakültesindeydin değil mi? Evet, siyaset bilimi alanım. Ve öğretim görevlisisin. Evet, öğretim görevlisiyim. Doktoranın bitmesine çok az kaldı. Öğrencilerin seni seviyorlardır eminim. Ya seviyorlar çünkü ben klasik bir hoca değilim. Böyle bir slide hazırlayayım da onun üzerinden ders anlatayım. Burada nasılsam derste de öyleyim böyle. Belli. Ben geldim. Ooo, Can Bey hoş geldin. Can, hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Bomba gibiyim. Siz nasılsınız? Bomba gibiyim. Tam da hocamızla sohbet ediyorduk. Bomba hocamızla. Öğrencileriyle arası çok iyiymiş. Öyle arkadaş, zaten yaşı da küçük. Akademik kariyeri erken yaşlarda başladı arkadaşım. İlk başta derse girdiğimde beni öğrenci sanıyorlardı. Asla dikkate almıyorlardı. Hoca olduğumu kabullendirmem bir 3-4 hafta aldı. Çünkü 22 yaşında akademiye başladım. Ooo, çok genç başlamışsın. Kaç yıllık arkadaşsınız? 10 yıl. Vay, kaç yaş var aranızda? Çocuktu ben daha tanıştım. Ben çünkü ondan bir 6-7 yaş büyüğüm. Gerçekten çocuk tanıştığımızda. 5 yaş var ya. 36, 5 yaş. Matematik kötü demek zaten. O değil, daha kirli mantar bulamadın mı ya? Çamurlu mantar. Amca getirmiş. Bir şey olmaz. Dikeceğim şey. Onları, soyacağım zaten. Peki. Sıcak suda soyulacak onlar, merak etme. Bu arada tişörtüne bayıldım. Transparan. Severim. Annem sevmese de ben severim. Ben annem hep laf ediyor. O da laf eder. Ben seviyorum ya. Artık yarışmaya başlayalım mı? Başlayalım. Önce neyle başlayacaksın? Bir kez masa. Aklımdan çıksın direkt masa. Onu istiyorum. Çok mantıklı. O zaman süreni başlatıyorum. Hazır mısın? Alican, saymaya başla bakalım. 3, 2, 1, başla! Hu 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 hu! Hadi! Beyaz masa örtüsünün üzerine kırmızı runner'ı sermekle işe başlayan yarışmacımız küçük çiçeklerini de yerleştiriyor hemen masasına. Benim zengin sunumda hazırladığım masamın karşısında dün 2,5 milyonluk verdiğim masa örtüsünün güzelliğinden bahseden Nur Hanım karşısında benim bugüne kadar yemekteyiz tarihinin gelmiş geçmiş en güzel masası olduğunu, gölgede bıraktığını da düşünmüyorum. Benim masam hala birinci benim bakış açımda. Can'ınsa bugün aynı özeni ve itinayı ve aynı havayı yakalayabileceğini asla düşünmüyorum. Ben artık gideyim, yoksa yarışmacılar arkadaşın gelmiş de çok durmuş da falan filan diye. Hadi git, oyalama beni hadi. Hiç başını dilemiyorum bu hissen de, elinin lezzetini ortaya koy. Teşekkür ediyorum. Bir şans dileseydin bari hocam. Başarı dilemiyorum. Ama elinde şu eldiven var ya, yani ondan dolayı, ama şöyle bir arkasından. Hocam seni tanıdığıma çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum, görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Hiçbirinde tatlı yiyemedim. En acı olan tarafı o. Çünkü ben çok severim. Tatlıları çok haşır neşirimdir. Tatlıları çok da güzel yaparım, iddialıyım.
bu konuda da. Bir tane bile beğendiğin tatlı çıkmadı mı? Tatlı hiç çıkmadı yani. Artık Özcan Bey'in de beğenmek zorunda kaldık. Düşünün. Yani o da olmamıştı ama beğenmek zorunda kaldık. Peki en çok kimin masa düzenini beğendin? Nur Hanım'ınkini beğenmedim. Sanırım Özcan Bey'in. Nur'un masasını beğenmedin mi? Nur'unkini beğenmedim. Özcan Bey'inki güzeldi. Bu arada masada hala eksiğim var biliyorsun değil mi? Ne koyacağım? Bardakların yok. Bardak da koyacağım. Biraz hızlı mı olsan acaba? Tamam. Bu arada geçen süreni söylememi ister misin? Tabii ki. Şu ana kadar geçen süren tam 7 dakika. 7 mi? Nasıl sence? Harik. Bardaklarını da birer birer masaya yerleştiriyor yarışmacımız. Joan. Evet. Hello. Ya siz ne yaptınız? Harikasınız. Beğendin mi sana vallahi özel? Vallahi çok beğendim. Aa, sen de bugün Rambo olarak aramızdasın. Evet, şapkamı taktım ama bu sefer. Ama tabii ki of course eldivenlerle kolay gelsin. Teşekkürler. Büyük finalden herkese merhaba. Evet, normalde kapalı alanlarda şapka tıklımız ama bir şapkacı arkadaş var yanımızda. Onun için dedim bir hoşluk. Ben şapka çok severim. İnanılmaz takip edenlerim, sevenlerim bilirler. Acayip şapkalara düşkünümdür. Her gittiğim yerden şapka alırım. Şapka koleksiyonu. Beğendin mi? Muhteşemsiniz. Ben de senin masana bakayım. Beğenecek miyim? Aa, güzel görünüyor. Ya. İlkten masayı bir elden çıkarayım dedim. Küçükler evet. Ama güzel çiçekler. Evet. Bak şimdi kütük var, kütük var. Bir arkadaş koydu böyle büyük büyük kütükler, üzerine de tealight koydu, mavi fitilli. Bir de ben yaptım bunları. Kütükleri ayrı aldım, çiçekleri ayrı aldım, hepsini tek tek ağaç aldım, tomruk kestim. Aynen kadar öyle. Marangozhanede görmüş. Zuhal Hanım. Ne yapıyorsun canımın içi? İnanılmaz şıksınız. Gerçekten. Zuhal Hanım, şapkanız ve kıyafetiniz çok yakışmış. Buna özel bir modacı hanımefendi bana özel dikmiş. İlla Zuhal Hanım'a bir şeyler dikmek istemiş, sağ olsun. Şöyle. Yalnız okuldan bekliyorlar. Okulu kırdım geldim. Lise 2. Okula tekrar gitmem. Sınavım var bugün. Ay teşekkür ediyorum. Evet bugün büyük final günü. 50.000 TL bu salonda. Kime gidecek acaba? Çok merak ediyoruz. Sana mı gelecek Can? Yani. Gerçekten sormasınlar mi? Bile. Evet benim o. Sensin. Alacaksın. 50.000 evet. TL alacağız. Alacağız diyor. Masa tamam mı? Hadi gel tamam. Mutfağa gidelim. Haydi. Mutfağa gidelim. Olayımız mutfak çünkü. Şu kapağı kapatalım. Ay ben de hiç evde böyle açık kalan çekmece, dolap kapısı, pencere bile hiç sevmem. İlla kapanacak hepsi. Önlüğümüzü takıyoruz. Gel yanıma. 2 dakika süresini durduruyoruz. Stop. Tamam. Hem time. Şu an durdurdum süreni. Şu an hiçbir şey başlamadı tamam. Farz edin. Her şey ilk defa başlıyor. Her şey bir toz bulutuydu canım. Aman tanrım. Ne oldu, heyecanlı mısın sen? Yok değilim. Sen de böyle bir titredin, bir şey oldun. Yok, tıkmaya çalışıyorum. Evet, canım menüsüne bakıyoruz. Aynı zamanda final günü menüsü. Sütlü bal kabağı çorbası. Evet. Güzel, midye börek. Aa, el açması mı? Hayır tabii ki. Hak ediyorlar mı el açmamış bu böreği? Aa, Çerkez tavuğu, ara yemek. Beef stroganoff, ana yemek. Muffin, neyli muffin? Peynir. Ispanak sapı. Süper. Ispanak. Oo, beef stroganoff'un yanına. Buğday salatası Karpatka. Aa! Ne oldu? Bu tatlı ne oldu biliyor musun? Nasıl oldu? Ne oldu? Geçen gün Özcan'ın eşi benim için yapmış, bana hediye getirdiler ikram. 5000 TL'lik şey mi beyefendi mi? Yani masasının 5000 TL olduğunu iddia eden beyefendi diyelim. Süren başladı tekrar. Tamam başlıyoruz. Hadi bakalım kolay gelsin. Teşekkür bol şans ediyorum. Diliyoruz. Karpatka tatlısıydı değil mi? Aynen öyle Zuhal Hanım. Aa, tesadüfe bak, böyle bir şey olamaz. Nereden esti sana Karpatka? Ben çok fazla yaparım Karpatka tatlısını. Karpatka artık ben de evet. Özdeşti o tatlı. Özcan Bey'in bunu getirmesine de sevindim. Bakacağız da siz de aslında sevinirim. Onu güzel ben yapmış. Ben ondan tattım. Badua. Baktım. Ben güzel yapmışım. Seninkini de bakayım. Eşi yapmış ama. Songül Hanım'dı değil mi? Evet Zuhal Hanım. Evet bakalım 50.000 TL için Can neler yapacak bu mutfakta? Bu menü layıkıyla çıkacak mı? Ama ben sana ilkten gelecek eleştiriyi söyleyeyim mi? Seni tabii alıştırayım, hazırlayayım, ısıtayım ortama. Ay ne kolay bir menü diyecekler. Kolay menü. Diyecekler. Ben de ama ben hiç olmazsa menümü yapmış olacağım. İnşallah. Tatlım çıkmış olacak. İnşallah. Kaç dakikası geçti ayrı mı? Hemen söylüyorum Zuhal Hanım. Şu anda tam 10 dakikası bitti. Ay ben böyle artık 46'dan sonra bu yeni yılla beraber yeni kararlar aldım. Böyle ben de birazcık onun içerisine takılayım mı? Öyle bir şeyleri gerdireyim, bir şeyler yapayım mı? Ne dersin diyorum. Bence hiç gerek yok Zuhal Hanım. Sizin bu tip operasyonlara ihtiyacınız yok. Ne diyorsun ya? Bir ufak dokunuşlar. Onu ihtiyacı olanlar düşünsün Zuhal Hanım. Gürbüzüm var sanki. Ah! Aa! Can, şimdi seni sevdim. Çok gergin gerçi ya. Yok değil mi gerilmeye ihtiyacı? Neden gergin biliyor musun? Hamurların ve karbonhidratların yarattığı bir gerginlik var. Göbekte ayrı gerginlik. Maşallah ay doğmuş yüzüne. Spora başlayacağım Zuhal Hanım.
Siz başladınız mı? Başladım. Ay bacaklarım ağrıyor. Televizyonda bir şey, dizi var sporla ilgili. Böyle bölüm bölüm çalıştırıyor kadınlar orada, spor hocaları. Hadi dedim onlara bakarak yapayım. Ama bacılar bayağı şeymiş, iddialı tabii ablalar. Ben de onlarla beraber dışarı, içeri, dışarı. Dört set, durma, hatta, hop, squat, kalk, bilmem ne, hop, altta, plank, dur, bilmem ne. Dört set kaptırdım, her yerim ağrıyor, tutuldum. Vallahi tutuldum. Evet, sen şimdi neyle başlıyorsun sevgili? Hemen buğdaylarımı pişireceğim. Salatam bile, pişmiş. Buğday, işlemden buğday geçirecek. Buğday yaşayacak bu çocuk be. Evet. Daha ne istiyorsunuz ya? Salata buğday da bir de. Bir de salata da be. Mevsim salatası yemekten gına gelmedi mi? Ay vallahi geldi. Galiba kaldırılacaklar listesine mevsim salatasını da ekleyeceğiz Gülbüz. Hira tatlısı, irmik tatlısı, efendim pirinç pilavından sonra yasak geliyor. Bir yasak da bizden gelsin. Kime gelsin? Haydi mevsim salatası da gelsin. Evet. Hashtag mevsim salatası yazsak gerçekten 4 arkadaş çıkacak. O derece. O derece. Sen ne iş yapıyordun bu arada? Hiç bana bakma, işine ben bak. Ben satış ve pazarlama işi yapıyorum. Ayrıca dayımın takı dükkanı vardı. Ona yardıma gidiyorum. Günlerden oldu cuma. Henüz bir yüzük, bir hal bir şey gördük mü? Yok. Hayır. Herkesler bir ikramla, herkesler bir hediyeyle. Nur bile dün canım el örmesi bir çantayla yanında bir masa örtüsü hediye etti. Bilmiyorum canım. İnşallah bilmiyorum. Gelecek. Şaka ve takılıyorum. Siz burada güzel vakit geçirin. 50.000 TL'yi kazanın. Biz de seyircimize güzel yemekler gösterelim. Değişik tarifler verelim. Başka da bir şey istemeyiz mi Gülbüz? Değil mi? Kesinlikle öyle Zuhal Hanım. Biz sadece seyircimize layık olmaya çalışıyoruz. Sizler de yarışmacı olmak istiyorsanız ne yapıyorsunuz? tv8başvuru.com ve emekteyiz Instagram hesabımız emrinize amade, yeni başvurular bekliyoruz. Bugün son gün. Ne yapacaksın kazanırsan Can 50.000 TL'yle? Direkt anneme vereceğim. Annem ne yapmak istiyorsa onu yapsın. Kardeşlerime bölüştürecek. Direkt... Annenin adı ne? Emine. Emine Hanımcığım, ellerinizden öpüyoruz. Beraber yaşıyordunuz değil Beraberiz. Mi? Beraberiz. Annemle babamla yaşıyorum. Çok da mutluyum onlarla. Aynen. Allah başından eksik etmesin. Teşekkür ederim. Kaç kardeşsiniz? 4 kardeşiz. Maşallah. 4'ü de evli. Ah! Bir sen mi kaldın? 4'ü de evli diyorum. Ben de evli olmuş oluyorum bu arada. 3'ü de evli. 2 ablam, sen bir erkek. Gördüğü gibi ya. Kendini de kattı. Evet. Ablalar, abiler? Bir erkek kardeşim var. 2 ablam var. Ay ne güzel. Aynen, güzeller. Küçük olmak çok güzel bir şey. Ana yemekle sunulacak muffin için kara lahana sapları haşlanmaya bırakılıyor. Peki bu hafta böyle bir ufacık da olsa sempati beslediğin yarışmacı var. Aa bu biliyorum, dur söyleme. Kim? Özgül. Özgül mü? Hayır tabii ki de. Nur Hanım aslında aslında dediğim gibi birazcık oynuyordu Nur Hanım ama kendi gününde de o kadar fevri değildi ama heyecanını da bağlıyorum ben. Ay, bir de. Açık Nur'un dedikodusunu yapalım. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten kayınvalidesi eltisi görümcesiyle arası kötü müymüş Gürbüz? Sadece onlarla değil, herkesle Zuhal Hanım. Özgül, Nur dün sana anlattı mı gerçekten akrabalığı olan? Anlatmaz olur mu Zuhal Hanım? Ben onu duyamadım da izleyeceğim tabii ama daha var ya. Neler anlattı neler. Kendisi her konuda çok net Zuhal Hanım. Maşallah. Her şeyi direkt söylüyor. Bütün akrabaları hakkında gereken her şeyi söyledi. Saydırdı diyorsun bir. Ne diyorsun ya? Mesela böyle bir şey olsa çekinirim anlatmaya televizyonda. Vallahi Nur hiçbir akrabasından çekinmiyor Zuhal Hanım. Zaten masada bir gerimcesi, eltisin, kayınvalidesi nasibini aldı. Ay çok merak ediyorum, dur izleyelim. Ama çok zor zamanlar geçirmiş Zuhal Hanım. Kimden puan bekliyorsun Can? Açıkçası hepsinden bekliyorum. Çünkü ben kendime çok güveniyorum. Vallahi güzel puan, yani güzel derken haftanın en yüksek puanlarını sen verdin. Evet öyle verdim. Onlardan da aynı adaletliliği bekliyorum. Beklemek de hakkım. Ama Nur'a dün düşük geldi puanlar bence. Ya işte tatlısından... Bir tık yüksek olabilirdi. Tatlısından dolayı tatlı. Sıkıntı yaşadık gerçekten. Ay tatlı. Yani... Ya bir şey diyeceğim, asıl sen onu anlat bana. O tatlı nasıl oldu da aha bu granitle aynı kıvamda değil. Zuhal Hanım aslında başlarken niyeti tatlıya şekil vererek sunmaktı. Mutlaka. Ya şeklini geçtim. Yapısı niye beton elma oldu? Çünkü fırında çok uzun süre tuttu Zuhal Hanım. Kıvamını da verememiş. Ne diş kesiyor, ne bıçak kesiyor. Elimle kıtlatmaya çalıştım. Bayağı bir yonttum. Ondan sonra çıkarttım. Isıramadım ya. Kimse ısıramadı Zuhal Hanım. Diş kıran. Ay nasıl yaptı? Süresi bittiği için müdahale etmesine de izin veremedik Zuhal Hanım. Kim tahmin edebilirdi ki o incir uyutmasının haftanın en iyi tatlısı olabileceğini? Ama dur bakalım, Karpatkan güzel olursa inşallah güzel bir tatlı Karpatkan yiyelim senden. Karpatkan güzel olacak, kesinlikle. İyi, hadi bakalım. O zaman hemen geçen süresini bana bildir. Hemen söylüyorum Zuhal Hanım.
Şu ana kadar geçen süresi tamı tamına 20 dakika. Evet. İyi gidiyorsun. Tüm pişmesi gereken şey ürünlerimi koydum. Tamam. Şimdi aman tatlarına bak lütfen. Bir şeyleri tamamdır. Yapma sen de unutma. Ne olur bir tat yiyin güzel ya. Evet tatlı. Ha, vallahi bak çerkez tavuğu falan güzel bir şeydir. Ara yemek. Bu kadar etleri eleştirdi ama kendisi de her yemekte et kullanıyor şu an. Ah Can evet doğru söylüyor. Ya her şey. Gürbüz doğru söylüyor. Çok haklı çok haklı ama her şeyi kıvamında kullanmak gerekiyor. Yani et yemek zorunda değilim ben. Bir de Orhan yani Dana bile pişman olmuş. Gerçekten bunları görse kaçar herhalde Dana. Şuradan gelse ne yapıyorsunuz kardeşim? Bir ara deli danalar var. Rahat bırakın beni der yani. Bir tanesi burada işte kaçmış saklanıyor. Sen bir şey söyleyeceğim. Gerçekten o kadar sen her gün çerkez tavuğu ve beef stroganoff tavuk üstü et yiyeceğiz dedin. Etin zararlarından bahsettin. Neyse Allah yardımcın olsun. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Bugün çok de gönlüm senden yana. Hadi ne olursun güzel yap şu yemekleri. Tamam hiç merak etmeyin yapacağım. Vallahi. Hepsini güzel güzel. Bugün ben de biraz umutluyum Zuhal Hanım. İnşallah. Puanlar da aynı ha hemen hemen. Evet hele Özgül Hanım ki çok enteresan. Herkes olduğu gibi puan veriyor ama gözden kaçırdı. Özgül'e ne oluyor duruyor. Falan yapıyor duruyor. duruyor bir ses çıkıyor kadından anlamıyorum. Arada da ürküyorum. Neymiş aslına münhasır. Dur bakayım bugün nasıl gelecekler sana. Hadi kolay gelsin. Gidiyor musunuz? Gidiyorum. Allah'a ısmarladık. Bol şans. İyi bakın kendinize. Hadi bari gitmiyorum. Şuraya geliyorum aslında. Tamam. Zuhal Hanım yine fotoğraf çekimi için asistanı Buket Hanım'la bir süre burada olacak. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ne diyoruz Zuhal Hanım'a? Rica ederim. You're welcome. Ben tatlıma başlıyorum. Bu arada sen neler yaptın Can? Pişmesi gereken her şeyimi koydum. Neler koydun? Buğdayımı koydum salatam için. Muffinim için içine koyacağım. En çok bu pişecek çünkü. Ispanak saplarımı, lahana saplarımı koydum özür diliyorum. Şimdi etimi koyacağım, tavuğumu koyacağım. Çerkez tavuğum için. Tatlım için de tatlı da şimdi başlıyorum ki dolaba koyacağım soğusun diye. Karpatka tatlısının hamuru için tereyağı suda eritiliyor. Vallahi ne yaptığını gayet iyi biliyor gibisin. Ya öyleyim aslında çok da heyecanlıyım. Elim de titriyor niyeyse. Normalde heyecan da yapmam bu kadar. Şu an ama elim titriyor. Bugün son gün ve acayip bir rekabet var. Herkesin puanları çok düşük ve birbirine yakın. Her şey sana bağlı. Eğer yemeklerini iyi yaparsan belki de finalist sensin. İnşallah Gürbüz. Sen söyledin bak Allah söyledi diye. Şu an ne yapıyorsun? Hamuru için tereyağını eritiyorum suda. Neyin hamuru bu? Karpatkamın hamuru için ununu koyacağım ve kıvam alacak. Sonra onu soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra bir de fırına koyacağım. Yani çok fazla işlemi olan bir tatlı. Karpatka nerenin tatlısı? Polonya'nın. Sen nereden öğrendin bu tatlıyı? Dediğim gibi internetten çok araştırırım. Karpatka'nın hamuru için suda eriyen tereyağına bir bardak un eklenip sürekli karıştırılarak hazırlanıyor. Tatlı Karpatka. Bunu daha önce yemedim. Ama bildiğime göre kekin arasına koyulmuş bir krema. Yani bunu da yapabileceğini düşünmüyorum. Bu arada altın günümüz de devam ediyor. Tatlıya geçtik. Kekten ilerliyoruz. Kekten devam ediyoruz. Yemeklerin provasını yaptın mı? Yaptım evet. Vallahi seni tebrik ederim. Hiç o zaten bildiğim yemek olduğu için aslında çok da uğraşmadım üzerine. Ya diğerleri neden hiç çalışmadan gelmişler sence? Hiçbir şey anlamadım. Yani kendilerine verilmesini istenen puanları bile düşük tuttular Gürbüz. Ama bu güvenmemekten kaynaklanıyor zaten kendilerine. Asla güvenmiyorlar bir kere. Peki Özgür'ün kendisine verilen puanları geri iade etmesine ne diyorsun? Taktik. Aslında gözden kaçırdığımız bir şey. Özcan da aslında kendisindeki ne verdiyse onu verdi. Özcan Bey de aynı şeyi yaptı. 5 vermişti Nur Hanım 5 verdi. 6 vermişti 6 verdi. Özcan Bey de aynı şeyi yaptı. Sen neden herkes 6 verdi? Herkes 6 vermedim. Gerçekten ana yemek ve tatlı benim için önemli. Olmuş olana veriyorum abi. Kime 5 puan vermiştin? Tabii ki Gülcan Hanım'a. Gülcan kim ya? Özgül demek istedin herhalde. Tabii ki Özgül Hanım aynen. Bir türlü yıldızınız barışmadı. Yok ben çok adım attım ona ama kendisi asla yanaşmıyor bana niyeyse. Dün Nur kimseyi mutfağına almadı. Özellikle seni ve Kübra'yı daha ilk günden sert bir dille uyarmıştı. Çok sert. Yani neden korktu anlamadım. Hatta mutfağa girsek de puan kısmayacağız falan dedi arkadaşlar. Niye acaba? Çok mu dağınık çalıştı? Çok, hiç mi titiz çalışmadı? Peki Kübra'nın mutfağı görmediği için puan kıracağım demesine ne diyorsun? Ama kırmadı biliyor musunuz puan? Kurban kıracağım dedi ama kırmadı. Nur'dan korktu mu acaba? Puan belki evet. Bir şey olabilir. Puan korkusundan kaynaklı olabilir mi şeyi? Karpatka'nın kreması için bütün malzemeler sürekli karıştırılarak pişiriliyor. Kremamız ne durumda? Evet kremam kıvam aldı. Emeğim ve karıştırma becerim sayesinde. Tatlımızın kreması da hazır. Şimdi neye geçiyoruz? Şimdi çorbamın malzemelerini hazırlayacağım. Sütlü bal kabağı çorbası biraz riskli değil mi sence? Tam mevsim ama. Yarışmacılar çorba olarak biraz tatlı buluyorlar genelde. Bu arada yarışmacıları uyarmama rağmen bir türlü yemeklerin tadına tuzuna bakmıyorlar ya. Sen de bu hatayı yapmazsın umarım. Ben biraz önce sıcak
kremamın tadına bile baktım. Bakmak gerekiyor. Yoksa tadını tuzunu yani o şeydeki neydi o kuskustaki tatsızlık tuzsuzluk neydi mesela? Ya da aynı şekilde salatayı tuz atarken Kübra Hanım neden tadına bakmıyor da o tuzlu salatayı bize veriyor? Ya da neden güzel karıştıramıyor da bir taraf tuzluyken bir taraf tuzsuz oluyor? Hiçbir arkadaş dikkat etmiyordu gerçekten. Ben şu an yaptığım her yemeğin tadına bakacağım. Olmamış bir şey varsa düzeltme imkanım olacak çünkü görüyor bu çok önemli bir şey. Sen işin formülünü çözmüşsün valla. Çorbada kullanılacak bal kabakları kolay pişmesi için doğranıyor. Çorbaya konulacak patates soyulup yıkanıyor. Özgür'ün hepinize karşı cephe almasına ne diyorsun? Ya herkesin kendisi oynadığını biz onu tanımıyoruz ki. Ne bir problemimiz olabilir ona? Her şeyi atlıyorsun Özgür. Her şeyi atladığın için de sana cevap vermek zorunda kalıyor. Cevap verdiğimiz için de suçlu oluyoruz. Bu nasıl bir mantık? Hiçbir mantığı yok bunun yani. Ve bize kızıyor. Bugün final günümüz. Şu ana kadar kendimi soyutlayarak konuşuyorum. Gerçekten başarı anlamında hiçbir masa göremedim. Benim masam dört dörtlükken ufak tefek belki her masada hatalar olabilirdi. Küçük hatalarıma rağmen bana çok düşük puanlar verdiler. O puanlar benim hakkım değildi. Bugünkü Can Bey'in menüsüne de baktıktan sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Kesinlikle birinciliği hak edecek arkadaşlar göremiyorum kendi kulvarımda. Sanırım bu yarışmanın birincisi ben olmalıyım. Ve geçen süren tam 45 dakika. Şimdi salataya mı geçtik? Salatamıza geç. Buğday dışında salatada başka neler olacak? Buğday dışında havucum olacak, kapya biberim olacak, mısırım olacak, dereotu ve maydanozumuz olacak. Ana yemekle sunulacak buğday salatası için havuçlar küçük küçük doğranıyor. Güzel bir salata olacak galiba. Evet çok da şey farklı sonuçta hem arkadaşların yapmış olduğu öğünlerden farklı. Hem besleyici hem etin yanında çok güzel gidebilecek bir salata. Bunu aslında şey hiçbir şey yapmayın yanına. Tek başına iyi. O kadar besleyici, doyurucu bir salata. Çekirdekleri temizlenen kırmızı biber de küçük küçük doğranarak havuçların üzerine ekleniyor. Serve mısır taneleri de salata kasesine alınıyor. Mutfağına girmek isterlerse alacak mısın? Alacağım ben. Puan falan kırmalarından korkmuyor musun? Hiçbir korkum yok. Yani zaten puan derdimiz de yok ki mutfakla ilgili. Yani puan mı kıracak mutfağım titiz, temiz değilse? Ben mutfağımla yarışmıyorum ki. Ben yemeklerimle yarışıyorum. Nedir bu mutfak korkusu anlamadım. Nur neden bu kadar tepki gösterdi sence? Bir şeyi de olabilir ya. Yaşadığı bir travma da olabilir Nur Hanım'ın. Çünkü şey çok biz girelim dedikçe hayır hayır diye bağırmaya başladı resmen. Bugün herkesten hesap soracağım. Herkesten. Herkese bugün vamp olarak geldim yiyeceğim. Beef stroganoff için soğan soyularak hazırlanıyor. 4 gündür bütün yarışmacıların menülerini ve masalarını gördün. Kimi kendine rakip olarak görüyorsun? Açıkçası Özcan Bey'i rakip görüyordum. İlk gün böyle talihsiz bir açıklama yaptığımı söylemiştim zaten. Şu an Özcan Bey'i de rakip görmüyorum. Bir tek Kübra Hanım şu an öne çıkıyor hepsinin arasında. Çünkü hem pilavı güzeldi hem ana yemeği güzeldi. Tatlısı hezeyan da hepimiz için. O yüzden Kübra Hanım'ı şu an rakip görüyorum. Beef stroganoff için mantarlar ince ince doğranıyor. Çabuk soğuması ve yapışmaması için sudan geçirilen buğdaylar soğumaya bırakılıyor. Sütlü bal kabağı çorbasına daha başlamadık değil mi? Tüm malzemelerini hazırladım. Suyumun pişmesini bekliyorum onun için. Çünkü tavuk suyumu pişmesini bekliyorum. Tavuk suyuyla beraber haşlayacağım, devam edeceğim ona. Ama tüm malzemeler hazır şu an. Şimdi neye başlıyoruz? Şimdi mi de böyle mi yapacağım? Seni kim teşvik etti? Ben kendim. Bizi izliyordun zaten değil mi? Evet evet izledim. İzlerken ne gıcık yarışmacılar var diyor muydun? Var zaten yani bunu bilerek geldim. Bunu gösterebilecek insanlar gelmeli zaten buraya. Öyle ağlayan, sızlayan. Ay ne dedi bu? Ben anlamadım, ben yanlış anladım. Hiçbir anlamı yok yani öyle. Sen yoksa Özgür'ü mü kastediyorsun? Aynen öyle. O gün senin sözlerine çok bozuldu. Ya hiç anlamı yoktu yani. Niye ağladın? Ne dedik biz ya? Ne dedik yani? Ne yaptık? Bugün şapka takacak mısın? Bugün şapka takmayacağım. Bütün bir hafta zaten çok fazla taktım. Bu arada maydanozları ne için doğruyorsun? Peynirle karıştırıp maydanozlarımı böreğimin içine koyacağım. Çok eleştiri alacaksın biliyorsun değil mi? Neden? Peynirli börek yemek... Yufkadan tabii ki. Ondan dolayı. Özcan Bey de hazır kullanmıştı. Nur Hanım da zaten hazır mant, makarna yani. Madem çok biliyorlar kendileri yapsalardı. Peki sence hazır olması mı yoksa lezzetli olması mı daha önemli? Yani lezzetli olması önemli. Hazır olmasının bence hiçbir önemi yok. Lezzetli veremiyorsan istersen... Dediği gibi yani onu ele az uğraş yap, kurut bilmem ne falan yok. İşe yaramaz. El lezzeti abi. Ki arkadaşların el lezzeti yok zaten. Karpatka tatlısının önceden hazırlanan hamur harcının yarısı yuvarlak şekilde tepsiye yerleştiriliyor. İki kattan oluşan tatlının önce tabanı fırında pişiriliyor.
Bu böyle çok kabaran, şişkin bir hamur değil, değil mi? Aslında biraz zor bir tatlı. Çok işlemden geçiyor. Hem ocakta pişiyor hem fırında pişiyor. İşlemden geçiyor bir halde. Karpatka tatlısının ikinci katı için ayrılan hamur harcı da yuvarlak şekilde tepsiye yerleştiriliyor. Ve tatlımızın ikinci katının hamuru da pişmeye gidiyor. Artık biraz hızlansan fena olmaz. Bir saati geride bıraktın. Vallahi böyle gidersen yemeklerin masada olay yaratır olay. Kıvrılan yufkanın üzerine peynirli ve maydanozlu harç yerleştirilerek midye börek hazırlanıyor. Tam olarak nasıl şekil veriyorsun anlatsana. Evet, midye şeklini alması gerekiyor zaten. Üçgen şeklinde böldüm. Sonra kendine doğru katlıyorum, burgu şeklini aldırtıyorum. İçine arasına peynirimi koyup tekrar bir sarıyorum ki midye şeklini alsın. Yalnız peyniri az değil mi ya? İçi gayet zaten tuz da koymuyorum ben buna. O yüzden hepsi birbirleriyle biraz hafif bir börek. Yani hem sulu. Zaten birazdan göreceksiniz, çok fazla su koyacağım. Şaşıracaksınız siz de. Tam da 6 tane yapmışsın. Üstüne bir şey sürecek misin? Üstüne malzemem var. Midye börek için süt, sıvı yağ, soda ve yumurta çırpılıyor. Hazırlanan harç midye böreklerin üzerine dökülüyor. Son olarak böreklerin üzerine susam serpiliyor. Ve ara yemeğimiz midye börek nihayet pişmeye başlıyor. En alta koyuyorum. Karpatka'nın hamurları dolmaya başladı. Evet. Çorba için bir parça tereyağı sıvı yağla beraber erimeye bırakılıyor. Bu arada Karpatka'nın hamuru ne durumda? Ya bu oldu, oldu. Yalnız bir kısmı tam kızarmamış gibi. Yok hayır, zaten yumuşak bir hamur bu. Şey değil, deli gibi pişmeyecek. Diğeri nasıl? Bu da biraz açması lazım. Tatlının soğuyan kremasına 2 paket vanilya ekleniyor. Karpatka'nın üzerine son olarak pudra şekeri konuluyor değil mi? Pudra şekeriyle süsleme yapacağım. 125 gram da tereyağı. Yani herkesin çorbasına çok mana bulduğu, yok bir şeyler, yok o olmamış, bunun tadı iyi değil, bu işte suyu kötü. Ya şimdi hani önümüze getire getire bu çorbayı mı getirdi Allah aşkına ya? Yemek Teyze zaten bu çorba sürekli hep yani 3 programdan bir tanesini insanların önüne konulan bir çorba. Ben Can Bey'den işte böyle balık, istiridye, ahtapot. Hani öyle bir şeyler bekliyordum. Ama şimdi hani midye böreğin üzerine çerkez tavuğu, inanın ki yani hiç bağdaştıramadım. Resmen 5 çayında toplanılmış bir gün menüsü gibi. Hayret yani. Bu arada Nur demiş ki eşeğime laf söyleyenin atı olsa bari. Etini de kasaba kestirdiyse hiç yemek yok. Lezzetten dolayı zaten bana hiçbir şey söyleyemeyecekler. Bakın bunu net bir şekilde söylüyorum. Onun haricinde tabii ki benim için avantajı olan şeyleri kullanacağım. Eti kesmesi benim için bir avantajdı ve kestirdim tabii ki. Ya bunu bence düşünememeleri kendi eksiklikleri diye düşünüyorum. Keşke onlar da düşünseydi bunu. Yapsaydı. Zamanlarından kazanırlardı ve daha iyi ürünler çıkarırlardı. Haşlanmış buğdaylarla diğer salata malzemeleri birleştiriliyor. Senin için bugün numara yapacak ve yemeklerini savunamayacak diyorlar. Ne diyorsun bu yoruma? Ben yemeklerimi çok güzel savunacağım. Zaten kendileri açık bulamayacaklardı yemeklerim içerisinde. Ben hepsinin açığını buldum ve çat çat suratlarına söyledim, cevap bile veremediler doğru. Evet haklısın ya, olmamış falan yaptılar böyle. Onlar kendilerine baksın önce. Doğranan maydanozlar da salataya ekleniyor. Ve sıra geldi Karpatka'ya. Vallahi parça parça iş yapınca başaramayacaksın diye korkmuştum. Ne yalan söyleyeyim. Hepsi farkındaysan birleşiyor sonra. Vallahi önce malzemeleri hazırlamak iyi bir yöntemmiş. Tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. Karpatka'nın hamurunun üstü kremayla kapatılıyor. Ve işte diğer hamur da kremanın üzerine yerleşti. Ta 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 ta. Pastamız bu şekilde. Şöyle daha soğuk olan tarafı alayım. Dolaba koyacağım çünkü. Bunun üzerine neler gelecek? Bunun üzerine pudra şekeri döktükten sonra frenk üzümüm, böğürtlenim. Bunları en son sunumda mı yapacaksın? Sunumda yapacağım. Hamurdan ibaret bir tatlı var karşımızda. Ben mesela böyle bir bu kadar ağır bir menünün arkasından daha hafif bir tatlı beklerdim kendisinden. Yine inanılmaz derecede beyaz, 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 beyaz un, kırmızı, kırmızı, kırmızı ve kırmızının yanında beyaz et. Hiçbir şey diyemeyeceğim. Can Bey'in altın gününe hoş geldiniz. Çorba zaten, nerede çorba? Bitti. Midye böreği koyduk. Çerkez tavuğunu şimdi yapacağız. Buğday salatam da bitti. Karpatkam da bitti. Muffin, çerkez tavuğu ve beef stroganoff. Önce muffinle başlıyoruz. Muffin hamuruna neler koyacaksın? 2 yumurtamı koyacağım. Yulafımı koyacağım. Peynirimi ekleyeceğim tabii ki. Yani şimdi muffin beef stroganoff'un yanına iyi gider diyorsun, öyle mi? Evet, çünkü içinde karbonhidrat var yulaf olduğu için. Aynı şekilde besleyici öğün olarak saplarım var. Ya kara lahana sapı biraz acı bir tat katmaz mı? Hayır, tam tersi. Aromatik bir tat veriyor. Önceden haşlanmış kara lahana sapları da küçük küçük doğranarak muffin harcına ekleniyor.
5 kaşık yulaf, 1 çay kaşığı karbonat ve pul biber de eklenen muffin harcı iyice karıştırılıyor. Ya ailen sana hadi oğlum artık evlen çoluk çocuğa karış falan demiyor mu? Yok, hayır, hiç yapmıyorlar. Ailenle beraber yaşamak zor olmuyor mu? Hayır, gelmiyor tabii ki. Yani onlar bizim başımızın tacı. Hiç şey gelir mi? Yağlı kağıtların içine muffin harcı konularak minik fırın kaselerine yerleştiriliyor. Bugün fırın çok çalıştı sayende. Çok fazla pişirecek ürünüm var, evet. Böyle bir muffin görünce biraz şaşırabilirler. Tatlı mı tuzlu mu pek belli olmuyor sanki. Tuzlu. Yani şimdi muffin deyince onların aklına tatlı gelecektir. Arkadaşlar bu konuda bilgi eksikliği var olduğu için belki öyle düşünecekler. Tuzlu muffin. Ana yemekle sunulacak muffinler de nihayet fırında pişmeye başlıyor. Şimdi neye geçiyoruz? Çerkez tavuğuna geçiyorum Gürün. Önceden haşlanan tavuk etleri elle didikleniyor. Kaç dakikam var? Hemen söylüyorum. Kalan süren damı damına 40 dakika. Sence ideal mi? Bence çok ideal. 5-6 dilim beyaz ekmeğin içi mutfak robotuna alınıyor. Sarımsak bir tane mi koydun? Evet. Zaten bu hafta sofrada bir hezimet vardı. Bağlayamıyorum şu an. Gittim ben valla. Ne oldu? Yoruldun mu? Kafam burada ya, şu an yetiştiremeyeceğim diye. Tavada büyük bir parça tereyağı eritiliyor. Zaten bütün hafta boyunca gördüğünüz üzere şapkalarıyla olsun değişik renklerle masada yer almayı sevdi. Ona bugün belki bir sürprizim olacak. Özcan'ın sana bir sürprizi olacakmış. Neymiş acaba? Şapka mı? Şapka mı gerçekten? Çok mutlu olurum. Hafta boyunca şapkalarıyla masada yer aldı. Ona bir sürprizim olacak demiş. Herhalde şapkadır bu, değil mi? Ya gerçekten çok sevinirim şapka alırsa. Yani saçma sapan bir şapka almaz ya bence. Kendine yakışır. Ben sona doğru tarzını beğenmiştim zaten kendisinin. Kendine yakışır bir şekilde, bana da yakışır bir şekilde şapka almasını ümit ederim ondan, yani güzel olur. Bu arada beef stroganoff için eriyen bol tereyağında jülyen kesilmiş bonfile etler pişiriliyor. Bu arada pişen midye börekler fırından çıkartılıyor. Şimdi ne yapıyorsun Cancığım? Unla tereyağını kavuracağım. Beef stroganoff'un sosunu yapacağım ayrı bir yerde. Ayrıca suyunda soğanı pişireceğim, mantarı pişireceğim. O kendi suyunu vermiş olduğu öz de kalacak burada. Çorba için tavuk suyuyla pişen bal kabağı ve diğer sebzelere tuz ve pul biber ekleniyor. Başka neler koyacaksın? Zencefil, zerdeçal. Bayağı baharatlı bir çorba oldu valla. Evet, yani hem besleyici hem sağlıklı. Ben evde de yaptım yine bunu, çok sevdi. Hem arkadaşlarım hem ailem çok sevdi. Çorbanın malzemeleri blenderla iyice eziliyor. Ana yemek beef stroganoff için pişen etler bir tabağa alınıyor. Etin suyu tavada kaldı. Onu ne yapacaksın? Suyuyla en son soğanlarımı. Tereyağıyla un kavruluyor. Şimdi ne yapıyorsun? Sosumun kıvamı veriyorum şu anda. Un yeterince kavruldu mu? Evet, kavruldu. Bakın kıvam alıyor şu an. Bence yemekten çok anladığını düşünmüyorum. Bence daha önce de mutfakta hem yaşı itibariyle hem de tecrübesi itibariyle çok mutfakta uzun zaman geçirdiğini düşünmüyorum. Çok başarılı olacağını sanmıyorum bugün. Can Bey bu menüyle gerçekten bu 50 bin liralık ödülü kazanabileceğini nasıl düşünmüş, hayretler içerisindeyim. Özcan senin için mutfakta çok vakit geçiren biri olduğunu düşünmüyorum demiş. Mutfakta çok vakit geçirmiyorum zaten. Sadece kendi istediğim şeyler yapacağım zaman, çünkü ben kendime öyle bir şeyler yaptığım için her zaman sokmuyorlar beni mutfağa. Annem aynı şekilde. O yüzden sadece kendimle alakalı şeyler yapacağım zaman direkt giriyorum. Ve son 24 dakika. Beef stroganoff'un pişen sosu ocaktan alınıyor. Ana yemeğe eklenecek kornişon turşular jülyen şeklinde doğranıyor. Şey, elimi kestim de. Geçmiş olsun. Gel hemen bant takalım. Tost ekmeği yıldız şeklindeki kalıpla kesiliyor. Bakıyorum her detayı düşünmüşsün. Evet. Bunları kızartıp çorbanın üzerine mi koyacaksın? Yanına koyacağım servis yaparken. Ama bence önce etlerine bakmalısın. Tamam. Pişen etler tavadan alınıyor. Can Bey'i sanırım şapka seçmekten her gün programa çıkarken acaba hangi rengi taksam? Aa, kararsız kaldım. Bir de çantama poşetime koysam bu çanta şapkaları da masanın uyumuyla bir olsun, acaba biraz nasıl şov yapabilirim diye düşünmekten menüsüne odaklanamamış. Gerçekten şu anda hayal kırıklığı yaşıyorum Can. Bunu yapmamalıydım. Bugün de un ve karbonhidrat travması geçireceğim diye düşünüyorum. Bu arada Özgül demiş ki Can şapka seçmekten menüsüne odaklanamamış ve sürekli karbonhidratlı yemekler koymuş demiş. Karbonhidrat nerede varmış, pardon? Hanımefendi gerçekten yemek yapmayı biliyor mu? Karbonhidrat nerede var? Muffin'de bile yulaf ezmeli, ya un kullanmadım. Muffin'de bile
yulaf ezmesi var. Evet, çünkü şey, içinde karbonhidrat var yulaf olduğu için. 280 derecede tavuk pişirip bir de göğüs pişirip bize semsert bir tavuk veren efendim söylüyor bunu. Lütfen konuşmasın. Ağlatmak istemiyorum onu çünkü. Özgür'ün ağlaması hakkında ne düşünüyorsun? Ya bilmiyorum, bence emeklerini beceremediği için aslında şey de davranıyor olabilir kendisi. Beceremedim, bari biraz duygusal yaklaşayım, bir şey yapsınlar, bana üzülsünler gibi de yaklaştığını düşünüyorum açıkçası. Biraz daha rondodan geçirmek istiyorum çorbamı bu arada. Kıvamının pürüzsüz olması için çorba yine blenderla eziliyor. Çerkez tavuğunun harcı mayonez ve süzme yoğurtla karıştırılıyor. Sarımsak koymuştun değil mi? Sarımsak da var. Sarımsak da olmazsa olmaz çünkü. Mantarlarımı da koymak istiyorum çünkü oldu. Beef stroganoff için mantarlar da soğanlarla birlikte kavruluyor. Yemeklerin içine sindi mi? Yemeklerim içime sindi açıkçası. Yetiştiremeyeceğim diye çok korktum. Yalan değil. Biraz da içime çektim bu sebepten dolayı. Ama şu an içim daha rahat. Hemen hemen hepsini bitirdim. Sadece karamelizasyon işlemlerim kaldı. Ondan sonra da işim bitti. Zaten sofram hazırdı. Can Bey'in sanırım mumlar yerine şapkalar, güller yerine şapkalar. Servisler yerine de inşallah şapka koymaz çorba içelim diye. Düşünüyorum açıkçası. Şimdi ne yapıyorsun? Çorbamı süzüyorum çünkü içinde Özgül Hanım'ın yaşadığı, havuçların dans ettiği, havuçların yüzdüğü hatta çorba gibi içinde partiküller kalsın istemiyorum. Çorba iyice süzüldükten sonra içine çok az tuz ekleniyor. Çorbamız tamam mı? Çorbam da tamam. Bu arada çorba demişken Özgül senin için tabak yerine şapka koyabilir. Acaba şapkadan mı çorba içeceğiz demiş. Şapka herhalde rüyalarına girmiş onun, benim şapkalarım. Keşke bugün de şapka taksaydım onlara sunum yaparken. Açıkçası daha şık olmak istedim. Ama pişman etti beni yani, keşke şapka taksaymış. Mantar ve soğanla tekrar sotelenen ete tuz ekleniyor. Çorbayla sunulacak yıldız şeklindeki ekmekler fırında kızartılıyor. Etin üzerine koyduğun nedir? Kremamı da koyuyorum ve bitiyor. Çorbanın tadına tuzuna baktın mı peki? Çorbama baktım, biraz daha tuz ekledim. Şimdi tekrar bakacağım. Ana yemek beef stroganoff kremayla birlikte pişiyor. Ah, ne yapıyorsun? Şeyini fazla süzdüğümü düşündüm. Şimdi geri koyuyorum partiküllerini. Alırken dikkat ederek alacağım. İçinde kalmamasına dikkat edeceğim. Tatlıyı niye çıkardın şimdi? Tatlımı keseceğim. Şimdiden dilimlersen sunumda gecikmezsin hem. Sunumunu sonra hazırlayacaksın galiba. Evet. Ekmeklerimi çıkarayım ben. Çorbayla sunulacak ekmekler de nihayet hazır. Can, vallahi başardın. Harika gözüküyor. Şunların üzerini kapatacağım. Yemeklerin üzerini örtüyor hemen yarışmacımız. Ve bitirdim. Tebrik ederim Can. Teşekkür ediyorum. Şu an tam 2 dakikan kaldı. Başardım. İstersen giyinmeye gidebilirsin. Tamam, giyin. Bu arada giyinmeye gitmeden önce mumlarını da yak istersen. Evet, mumlarımı da yaktıktan sonra işimiz bitiyor. Ve bitti. Uçak mı ben alayım? Hadi artık doğru giyinme. Güle. Güle güle Can. Sana bir hediye getirdim bugün ama bugün seni şapkasız görüyorum. Şapka deme. Evet. Ama abi ilk haftadan beri. Ben bugün taktım, mutfağa geldiğimde şapkasız. Şapka taktım. Çok uygun düşündüm. Çok sevimli, çok güzel bir şapkayı. Hani kraliyet ailesinin eşrafında olur bu şapkayı takanlar. Çok yakıştı. Çok teşekkür ediyorum. Benim öcümü çok güzel aldınız bugün yani. Tam öyle böyle. Mi oldu? Koleksiyonuna yakışır bir şapka oldu. Ben sizin suratınıza bakıp sadece kral çıplak diyorum. Ay, bu midyelere ne olmuş Can Bey? Bu midyelere bir şey olmuş. Sizin olmayan tatlınızla beraber gezmeye gitmişler diye mi dersiniz? Ay, yazık ha? Olmuş. Bu yufka öncelikle hazır siz mi açtınız? Benim yufkam için eleştiride bulunuyordunuz. Frekansları da karıştırıyorsunuz galiba. Ben frekans karıştırmıyorum. Hanımefendiler yufkanızı eleştirmişti. Ben de yufka açmanın zor olduğunu söylemiştim. Bu ikisini ben bağdaştıramadım. Ben yani bağdaştıramadım. Ana yemekle bağdaştıramadım. Yani bunu hangi şeyle oluşturdum gerçekten Can, düşünüyorum şu anda. Özgür Hanım, gerçekten biraz daha mı kıssak şöyle hani? Böyle A'dan başlıyorsunuz, B'ye gelip bitiremiyorsunuz, Z'ye kadar uzatıyorsunuz ya. Pazartesi günü yaşadığımız hayal kırıklığını inanın pazartesi ki... Pazartesi? Tek rakip olarak beni mi görüyorsunuz? Yani sağımdan, solumdan, önümden, arkamdan gerçekten rakip olabileceğim hiçbir konuda değilsiniz.
Zuhal Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Can. Nasılsın? Bak sabah geldim, kıştı, şimdi tekrar bahar. Öyle, ben şapka taksam mı takmasam mı karar vermedim. Bu şekilde çıktım. Yo, güzel vallahi, üzerinde değişmişsin. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne yaptın benden sonra? Her şey rast gitti inşallah. Yemeklerimin hepsini bitirdim. Oo, masamı güzel zaten haber. Başta hazırlamıştım. Good news. Evet, masa evet. Zaten geldiğinde hazırdı. Merhabalar. Merhaba. Evet, gayet güzel. Tea light'lar yakılmış. Evet, vallahi hoş. İnşallah sıcak. Yemekler için aynı şeyi söyleriz. Ben söyleyebilirim, gayet güzel. Bugün yemek yiyebileceksiniz. Yanan çiğ kalan bir şey yok hayırlısıyla. Hayır yok, karnınız doyuracak. Güzel vallahi bir tatlıyla. Valla ben sana söyleyeyim, çok avantajlısın eğer yemeklerin güzelse. Zira diğer yarışmacılar gördük. Çok öyle ahım şahım performans sergileyen de yoktu. Puan da yoktu. Evet, öyle. Sen güzel puan verdin. İnşallah sana da güzel geldiler işte. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? Buyurun, iyiyim. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Çok güzelsin. Sen çok güzelsin. Evet. Merhabalar canım. Her zaman iyi bileceğim. İlk gün hariç. İlk gün hariç, ikinci gün hariç. Kendi günüm de beğenmişti. Merhabalar Zuhal Hanımcığım. Nasılsınız? Özgül Hanım, çok iyiyiz. Merhaba. Bu her gün ayrı bir şey. O sizin güzelliğiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Limel Hamide. Merhabalar. Merhabalar. Kaçak akım falan var. Şey, zile basarken elektrik zilde arıza vardı değil mi? Bak geçen gün yaptırdık gene. Hoş geldin sevgili Nur. Şapkasını evet. Da alabilirim hanımefendim ben. Sana özel. Tutamayacağım. Özür dilerim. Özellikle mi yaptırdın? Normalde yaptırmazdın değil mi? Ya normalde de yaptırırım ama bugün özellikle canım. Aa, bu kadar saçım var mıydı? Evet. Wow, harika. Makyaj falan yıkılsın. Tabii canım. Kostüm, mostüm. Evet. Saçı da böyle bir aslan başım derlerdi. Bence evet. De aslan yani yelesi gibi böyle bugün. Evet, vallahi bir an gibi masada. Geldi. Mülayim kadın. Aslanıyla Ahu Tuğba geldi zannettim. Leopar, sanırım leopar aldı. Biraz evet. Şaşırdı değil mi Zuhal Hanım? Evet, çok hoş. Biraz yılanları bıraktık. Yılanları bıraktık mı? Neoklasik, şimdi avant-garde tarzı bir bayan. Neoklasik avant-garde. Bugün de ben biraz şey böyle hanım hanımcık modeli olayım dedim. Yani dedim beni temsil eden biraz beni hani böyle birazcık... Sen de benim coğrafya öğretmenim vardı ortaokulda. O kıvam. Seval Hanım. Selam olsun. Birazcık böyle farklı şey yapayım dedim. Tarz olsun. Son günümüzde. Çok hoşsunuz hepiniz. Peki tekrar son kez oturacağımız masamıza, evimize. Ve tabii ki Can'ın yarışmasına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bitiriyoruz bugün artık. Bakalım inşallah güzel tatlı bir şekilde biter. Masasına da bir bakın hızlıca. Çünkü büyük finalimiz var. Heyecan Doruk'ta menüyü de soracağım. Hemen hızlıca bir tek tek görüşlerinizi söyleyeyim. Özcan beğendin mi? Çok uzatmadan. Bence sıradan bir masa geldi bana. Sıradan geldi. Zaten ilk gün de söylemiştim. Yani gri sıradan ile kırmızı. Sıradan mı? Evet, gri ile kırmızının kontrasını ben çok örtüştüremiyorum. Sevmiyorum. Peki Kübra? Ben zaten Can Bey'den böyle bir masa bekliyordum. Günlük şık, güzel. Günlük şık. Evet. Beğendin Özgül? Can'ın karakteriyle uyuşan bir masa diye düşünüyorum. Ne şimdi kütük var, çiçek var. Hangi kısmı bağdaştırdın? Hayır öyle değil. Cici çiçekler koymuş. Ha cicilik kısmı. Evet cici. Kaç tane çiçek var farkındaysanız? Teşekkür ederiz. Hep bize birer tane çiçek koymuşsunuz. Çok ince. Aa öyle mi? Kendim yaptım kütüğü. Biz alacak mıyız çıkışta bunları? Evet kırmızı. Teşekkür ederim. Emek vermiş arkadaşım. Emek vermiş. Mumlarla falan. Nur. Bu sefer çiçeğimi alacaksın değil mi? Doğru bir çiçek. Yeter artık. Psikolojik baskı. Ben de sana bir hediye getirdim bugün ama bugün seni şapkasız görüyorum. Şapka deme. Evet. Ama ben bugün taktım. Ha geldim. Şapkası. Şapka taktım. Çok uygun düşündüm. Çok sevimli, çok güzel bir şapkayı. Onu takacak mısın? Hediye ediyorum. Kırmamak adına takacağım. Ne şapkası olduğunu çok biliyorum. Gerçekten onu takacak mısın? Anlamadım. İngiliz kraliyet ailesinden geldi bu şapka. Hani kraliyet ailesinin eşrafında olur. Biz de yedik bu şapkayı takanlar. Fark etmiyor bence. Can Bey ne demek istiyorsunuz bu şapkayı? Ben cevabını vereceğim. Beyefendi dolabında kullandığı şapkasını getirmiş aslında bakarsan. Yok. Hayır. Ben hiç şapkayla dolapta hiç şapka bulunmuyor. Ama bugüne kadar bana sizden daha çok yakışıyor. Özcan ben Bey'e hiç çok kullanmadım. Teşekkür. Ben sizin için özellikle aldım bunu. Çok teşekkür ederim. Ben satın aldım bunu. Gerçekten tabii. Teşekkür edip onu takacak mısın ya? Evet teşekkür edip takacağım. Özcan ya, takmayacağım Bey çok tabii. Sağ olun. Çok mutluyum yani. Gerçekten kral sofrasında olması lazım. Sürekli bir şeyleri ima ediyorsunuz. Bugün de ima ediyorsunuz. Ben bugün Can'ın gardırobunu gördüğümde dün bize değişik şapkalarla sunum yaptı. Ben de sevmedim. Sizi hiç yakıştıramadım. Ben de çok güzel. Tabaklarımızın hepsini alacağım. Günün arasına. Ama yapacağım şimdi. Can'ın tepkisi öyle mi? Gerçekten gayet beyefendiydi. Bütün servisleri alıyorsun. Evet hepsini alacağım. Hepsini. Peki. Sunumlarım, yani sunum göreceksiniz bugün çünkü bütün bir hafta göremedik. Heyecanlandım. Bütün bir hafta göremedik mi?
Kim konuştu? Sunum yapamayan hanımefendi mi? Aa! Burada mıydınız? Burada mıydınız? İnanmıyorum. İnanmıyorum. Hayır, saçlarınız gelmiş de sizi göremedim. Buradayım bebeğim. Ben hep buradaydım zaten. Bundan sonra size bayan saç diyeceğim. Ya. Bol mesajlı bir giriş yaptık. Şapkalarla, saçlarla. Evet, günümüz sanırım şapka ve saç günü olacak. Çok evet, teşekkür ediyorum. Benim öcümü çok güzel aldınız bugün yani. Tam öyle mi oldu? Dün evet. Koleksiyonuna çok, yakışır bir şapka evet, oldu. Teşekkürler. Çünkü dün sizi çok manipüle evet, etti. Benim günümde. O da nereden çıktı? De hiç konuşmadı. Muzlu şapkalar. Benim günümde sinir olduğunu bereler, bile bile sürekli. Ben de gardıroptaki eksikliği hissettim. Ben de tamamlayayım dedim. Bence... Çok çok iyi olmuş. Ellerinize teşekkür sağ ederim. Sağ ol. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Ben yakıştıramadım açıkçası. Neden? Gerçekten renkli bir kişi. Özcan Bey, ben sizin ne demek istediğinizi anladım. Yok. Ancak ben sizin suratınıza bakıp sadece hoşlanmadım. Hoşlanmadım. Sağ olun. Kral giyilmiş şekilde masada hazır. Can bence verdiğim şapkayla ne demek istediğimi çok iyi anladı. Ama bunu içinde absorbe ederek kendisi aynı Özgül'ün durumuna düşmemek için bunu da reddedemedi verdiğim hediyeyi ona. Hediye şapkaya çok sevindim ama gerçekten çok da mutlu oldum. Hatta Özcan Bey'e de teşekkür ettim. Yani demek ki alttan Özcan Bey'in de ona karşı bir takım biriktirdikleri varmış. Bugün final yaptı. Yani ben o şapka bana verecek olsa düşünemiyorum sonunu. Can tepki olarak çok sessiz kaldı. Can'dan hiç beklemediğim bir tepkiydi bu. Şok oldum. Menü nasıl Nur? Menü yani bilmiyorum. Can Bey'e çok fazla, çünkü pazartesiden beri sürekli konuştuğu için, hatta elinde böyle bir kağıtlarla geldi, işte bir kalkıp konuşmalar yaptı, işte midemiz etten öyle olduk, işte guta olduk, işte mide spazmı geçireceğiz bilmem ne. Hani bu menüyü gerçekten keşke, çünkü biz menüleri önceden veriyoruz, keşke bu kadar çok fazla şey söylemeseydi diye düşünüyorum. Tavuk ve et var. Evet. Sen de mi öyle düşünüyorsun Özcan? Ben de söyledim aynı şeyi. Ben dedim yani, geri dönüşü olacaktır sana. Çünkü sen bütün hafta tavuk ve eti üst üste yediğimizden dem vurdun. Bununla ilgili de bir yazı paylaştın. Sağlıkla şimdi ilgili. Şimdi bunu dedim söylerler evet, dedim ki. Fermandı resmen. Akabinde. Evet, ama benimki hafif olacak dedi. Ben hiç hafif bir menü göremedim Zuhal Hanım. Öyle mi? Bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Ağır mı yani, diyorsun? Uyumsuz. Tabii ki o gün böyle brief şeklinde deklarasyon yayınlayıp, gut hastalığından dem vurup, etin zararlarından bahsedip, hayvansal bir ürün olan sütlü kabak çorbasıyla başlayıp, arkasından çerkez tavuğu, arkasından bir, arkasından buğday. Yani bugün ben gut olmazsam, başka kimse gut olmaz et sevmeme rağmen. Siz kendi gününüzde gut olmadıysanız bir daha hiç olamazsınız. Aynı, ne farklılığı var bunu zaten masada sorgulayacağım. Nasıl ne farkı var? Etin içinde tavuk var. Benim en azından yani... sütüm, etin içinde tavuk vardı, sizinkinin de etin bir üstünde tavuk var. Bir de Hasan kel hakel Hasan, senin için ne fark eder? Benim için hiçbir şey fark etmiyor. Bir de salatamızda buğday var Can Bey. Sanki biz kuşuz da önümüzde böyle aç kalmayalım ben... diye atmışsınız. Gibi bir buğdaylar var yani, şaşırdım salatayı duyunca. Ben salata konusunda şöyle düşündüm. Can Bey gelecekte olan çocuğunun önceden diş buğdayını bizimle yapacak. Bugün de siz gerçekten bir Kübra. Ben öyle düşündüm. Sen böyle değildin. Bu yarışmacılar arasında kala kala bu da başladı benzetmelere, tasvirlere, çillere. Buğday salatası bu kadar mı hoşunuza gitmedi? Evet. Özgür sen de mi aç? Biri diyor kuş yemi, biri diyor diş yani buğdayı. Kuş, belki arkadaş öyle benzetmiş olabilir ama... Menüyle uyuşmayan bir salata. Ha menüyle uyumsuz evet, diyorsun. Evet yani uyumsuz yani, ne alaka diye düşünüyorum ben. Vallahi bilemedim, gelince kendisine gelince soralım. Gelince göreceğiz bakalım nasıl tatlı, şey. Tatlı tanıdık geliyor mu bir yerden tatlı Özcan? Tatlı tanıdık geliyor evet. Karpatka benim zaten en favori tatlılarımdan biridir. Vanilyasına bakacağız bakalım. Bu arada sizler bilmiyorsunuz, Can'a söyledim mutfağa geldiğimde. Özcan'ın yarıştığı gün mutfak ziyaretimde eşinin benim için yaptığı özel Karpatka tatlısı vardı. Afiyet İkram olsun. Etmişti. Hatta Can'a dedim ki tesadüfe bak. Evet. Songül Hanım'dı değil mi eşiniz? Songül Hanım evet. Sağ olsun bir kez daha ellerine sağlık, selam olsun. Olsun efendim, göndermiş olun. İkram bize, dedim sen de o tatlıyı tesadüf dedi gerçekten de. Evet, evet. O gün tattım, çok güzeldi. O gün tabii çok geç saatte hazırlayabildik. Ama eğer yok, gayet normal standartlarda olsa çok hatta arkadaşlar da yedi, onlar da beğendiler. Afiyet. Şimdi Can'ınkiyle bakacağız. Tatlı bir tesadüf oldu. Sen menüyü nasıl buldun Özgür? Vallahi şimdi Can Bey'in açıklamalarından sonra bu kadar sağlık içerikli bize bilgilendirme yaptıktan sonrası o menüyü görünce büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Çünkü en azından bizi şaşırtması gerekiyordu. Sebzeyi hiç göremiyorum. Buğday vegan bir menü olmalı. Yani buğday evet, var, kabak var. Un var. Hepsinde un, et. Un nerede sebze, var? Bakın. Un, et. Muffin'imde yani, bile un yok, ama... laf var hanımefendi. Un hiçbirinde yok. Ben vegan bir menü bekliyordum senden canım. Dur. Vegandan evvel. Evet. Ay.
Kabak çorbası çok için kabaklı kağıt. Evet. Çok güzel. Evet, evet. Yine kendisiyle tatlı. Uyuşan bir servis. Kar tanesi şeklinde. Sen mi verdin bu şekilleri ekmeğe? Ekmeği ben verdim, evet. Kalıpla? Evet, kalıpla. Sonra fırına koydum. Vallahi hoşuma gitti. İçindeki çorbayı içince mum koyduğumuzda Halloween gününde gibi hissedeceğim kendimi. Cadılar Bayramı. Sizin kereviz tatlınız ne yapıyor? Kereviz dolaşıyor mu etrafta hala acaba? Tatlı mı? Kerevizle tatlı anlayamadım. Hangi kereviz tatlı? Şey dedi herhalde. Heyecandan unuttu herhalde. Havuçlu kereviz, portakallı. Çorbanı. Bakacağız şimdi. Tatmadan yorum yapmıyoruz. Sadece görselden. Sunum nasıl? Halloween'a geldik. Sunum çok cici. Halloween değil canım. Sen de her balkabağı Halloween mi olacak? Tabii. İçine mum koyarsak. Şey, şuradaki mumu alıp koyduğumuz. Bu Cadılar Bayramı'ndayız. Cinderella gibi hissettim. O da Cinderella. Halloween. Balkabağın. Senden ne gelir acaba? Türk kedisi bir şey. Yok, ben çok beğendim. Can Bey'e yakıştırdım. Çok güzel beğendim. Değil mi bu sunum? Evet, çok güzel. Çok canlı örtüşen bir sunum. Evet, çok güzel. Yani gerçekten canlı örtüşen bir sunum. Umarım renkler, içindeki ahi. İçerik de güzel. Herhalde bize de yıldız demek istedi. Sizler birer yıldızsınız demek istedi. Kar tanesi ama. Kapağını da böyle. Ben yıldıza benzettim. Bilmiyorum. Kendimi yıldız gibi gördüm. Dur, soğumasın. Herkesinki gelene kadar kapatayım. Evet, ben de şöyle kapatayım. Soğuk bir çorba içmeyelim yani, hayal kırıklığı yaşamayalım. Bu arada tabak çanağı da kendinden zaten. Değil mi Can? Yanlış bir şey söylemeyeyim. Hepsi değil Zuhal Hanım. Sadece sunum yapacağım tabaklar benden. Diğerlerini sizden. Çatallar falan bizim mi? Evet, çatallar. Tamam, bardaklar da bizim. O çift servis bugün açılmış. Bugün mutfağı görmek isteyen hiç kimse olmadı. Çok şaşırdım. Abi bilemedim. İsteyen var mı? Yani artık mutfakçı Kübra Hanım. Kübra'yı bu görevde görevlendirebiliriz. Evet, bir görmesi gerekiyor mutfağı. Evet, lütfen Kübra'nın gidip evet, bakın. Hepimizin gününde niye istediniz. Canım, istemiyorsa niye zorluyorsun? Ama hepimizin gününde istedi. Mutfağım benim sakin olurum. Ya istemiyorum ama arkadaşlar için gideceğim. İzin veriyor musun Can? Gelsin. Gelsin dediği için lütfen. Gidiyorum. Benim vallahi misafirim hepsi asla misafirime kabalık yapıp gelip burada bağıra çağıra giremezsin, hayır. Teşekkür ederim. Ben ilk günden de söylemiştim Can Bey. Lütfen. Ne kadar mutfağıma girilmesini mutfak. İstemediğimi. Son gün değil. Yüksek sesle söyler misiniz? Ne lütfen. Kadar tertipli bir mutfak. Çok iyiydi. Gerçekten. Öyle mi? Tebrik ederim ben size Can Bey. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Aman duralım. Afiyet olsun. Gerçekten dün çok sertti. Daha yumuşadı. Daha Ben ilk günden tepkimi zaten verdim. Yani yine de o şekilde biraz ses. Peki bunun biraz nedeni neydi? Bunu çok merak ettiğim için. İstemiyorum sorayım. Çünkü ben hani programı seyrettiğim zaman da işte mutfak sonuçta bu bir hijyen programı değil. Bir mutfak şey de değiliz. Hani müdürü de değiliz. Oradan yetkili bir sorumluluğumuz da yok. Yani ne alaka? Hı. Oturun yemeklerinizi yiyin. Saçlarınızı dokunmadan şöyle. Bir şey yapmazlar. Aşıları tam. tövbe. Alçak alemsiniz ya. Peki puanların için ne düşünüyorsun Nur? Bana bir tık az geldi. Tabii ki de az. Kesinlikle az. Yani evet, tatlı hiç konuşmayalım bile. Evet. Eyvallah ama zaten çoğu insanın tatlısı. Evet. Yani Özcan'ınki hariç maalesef bu hafta tatlılar olmadı evet. Da. Yani onu es geçerek söylüyorum. Genel anlamda sanki bir tık üzeri verebilirdiniz. Hepiniz evet. için söylüyorum. Yani çünkü bana biraz düşük geldi. Peçetelerime kadar hepsini baskıda yaptırdım. Masaya da geçtim. Yemeklerden yani. Bahsediyorum evet. Ben. Masanda da eksik bir şey yoktu. Aynen. Neyse bilahare konuşuruz. Ellerine sağlık derim ve buyursunlar herkes peki, başlasın. Geldiniz, haftanın son açılış yemeği sütlü balkabağı çorbası değil mi? Can Bey, bu nedir? Sende de mi çıktı? Evet, ben de gösterecektim ama. Yaşadım arkadaşlar. Aa, bozuldu mu? Bilen diyemedim, evet. Bence iyi ilgilenmemiş. Bu soğan mı? Süzdüm. Soğan mı? Yok, soğan. Yani sunuma hiç yakışmamış. Evet. Süzdüm. Süzdükten sonra çok sulu kaldığı için tekrar geri koymak zorunda kaldım. Ha. Soğuk kış günlerinde Şerafettin'e yorgan olarak kullanacağım bunu. Kenara ayırdım. Bu sunuma yakışmadı, evet. Kenara ayırdım ben. Sende de mi çıktı? Kocaman. Sizde var mı? Yatak örtüsü. Bende yok. O kadar lezzet olarak nasıl arkadaşlar? Yani lezzet konumuzun olarak özü güzel. Lezzet. Ben de o kadar büyük yok ama parçalar var. Peki, Kübra seninle başlayayım. İçti mi yeteri kadar canım? Evet, içtim. Ya ben de fark ettim onu, haklısınız. Evet, tabii. İçtim Zuhal Hanım. Can Bey, yoğun bir kabak tadı alamıyorum. Yani kabak tadı alamıyorum çorbadan. Balkabağı hani yoğun tadı olan bir sebze ya. Hı hı. Tadını alamıyorum. Ne tadı alabiliyorsunuz? Yoğun olarak. Patates tadı alıyorum. Patates tadı evet. Alıyorsunuz. Patates ve... kerevizden ziyade dereotu da var sanırım içinde bunun. Şimdi ben de sizinle beraber aynı şeyi yiyip içiyorum. Balkabağı tadı çok baskın bir şekilde geliyor. Bana da geldi ya. Tadı tabii ki gelecek çünkü içinde kereviz var ama beyefendinin kereviz çorbası gibi değil. Bir şey söyleyeceğim. Ne kadar balkabağı koydun? Balkabağı neredeyse 6-7 dilim uzunlukta. Patates bir tane. Yani patatese karşı bir hassasiyetimiz olabilir yok, mi acaba? Yok hayır. Pardon. Ben öyle hissettim. Sen aldın mı kabak tadı Özgül? Kabak tadı var, çok baskın hatta. Bence de var ama şey, ben aa, çok şaşırdım şu an evet, buraya. Kabak tadı şu an beni var, düşünmenize. Anlıyorum. Yani ama içinde taneler gerçekten blenderdan tam anlamıyla geçmemiş. Hani bu servise ve bu sunuma bu lezzeti
olması gereken şey içinde. Lezzet yani. Dedin, beğendin mi lezzeti? Yani kabak tadını alıyorum. Ben de aldım. Kıvam iyi. Fakat alayım. Taneler olmamalıydı içinde zaten. Doğru. Evet. Doğru. Evet, taneler aha, olmamalıydı. Tabii, doğru taneler ama olmamalıydı. Lezzet aldım. Taneler. Lezzeti evet, var. Evet. Lezzeti var mı? Ha, lezzeti var. Sence var mı Nur? Var, lezzetli. Hı-hı. Ama bal kabağı çorbası olup da bal kabağı çorbası içmediğimi söyleyebilirim. Evet. Ben de ondan bahsettim. Sen de mi Nur'la Şaman evet. Kübra ile aynı evet, desin. Aynen. Allah Allah, ben yani, de aldım baya baya. Sebze çorbası içtim. Allah tamam Allah. Hangi sebzeler olduğunu hemen alayım sizde. Bir kere kereviz ben çok söyleyeyim. Baskın. Kereviz hiç baskın değil. Baskın. Ben normalde 3 bağ kullanırım. Baskın. Beyefendi yaşadığı talihsizliği yaşadığı havuç ateşi. Var. Bir tane. Havuç da bir tane var. Evet ama yani bakın tanelerinden. Bir şey söyleyeceğim. Bakın, tanelerinden görebilirsiniz. O kadar aşikar ki çorbanızı yapamayan. Bakın. Buyurun benim çorbamda doğranmış gibi aynı patates şey havuçlar burada duruyor. Hanımefendi zaten onu söyledim ben. Niye aynı şeyi tekrar kendinizi tekrar etmeyin. Yeni bir şey bulun. Ekmek koydum. Etmiyorum. Ekmekle yiyin. Tadı güzel olduğunu söylüyorum. Sunumuna bir şey demedim. Sunumdan bahsetmiyorum. Ama kabak çorbası içmedim Can Beyciğim. Hanımefendi yine kabak çorbası içmedim. Sebze çorbası içtim. Sebze, evet çorba içtim. Sebze çorbası içebilmeniz için ben hepsini daha fazla koymam gerekiyor. Bir patates, bir havuç ve bir soğan. Ve siz burada hangisinin baskın olduğunu bana söyleyemezsiniz. Havuç mu baskın? Kereviz dedi. Değil. Söyleyebiliyorum. Bir şey söyleyeceğim. O zaman siz farklı şeyler içiyorsunuz. Bir de Özcan'dan fikir alayım bakayım. Öncelikle sunum olarak anaokulu çocuklarındaki bir sunumla karşılaştım ben. Benzetmeler yapılıyor espriyle karışık. Eyvallah. Evet kar tanesidir, bir şeydir. Hani Halloween'ı da anlayabilirim ama anaokuluyla nasıl bağdaştırdın ya? Çok renkli, absürt çok bir renkli geldi dedi. Kabak ha, o anlamda. Çok renkli geldi. Renkli mesela içindeki anlarım. Çok renkli geldi. Çok janjanlı geldi bana. Dünkü giydiği beresi gibi rengi. Tasarımsal olarak renk. Düşündüğünüzde nasıl acaba? Tasarımsal olarak bakarsak tamam. Ama renk ben olarak cevabımı çok aldım, canlı. Teşekkür ederim. Onun dışında bal kabağı çorbası birazcık daha tatlı olmalıydı bence. Birazcık daha tat oranı, o havuçla dengeleyebilirdim bir tık daha. Biz milongu gecelerinde ben mesela içiyoruz koydum, bunu. Yarım yani çay kaşığı. Tat olarak, tatlı olarak bir tık daha tatlı evet. Görmek isterdim. Öyle İçindeki çıkıyor. O iyi blendlenmemiş soğanları bu şekilde gerçekten görmek istemezdim. Doğru. Çok hoşlanmadım. Daha o konuda haklısınız. Tabii. Onun dışında kıvam olarak gayet güzel, başarılı bir kıvam ben var. Ben sadece şunu duymak istiyorum sizden. Bütün bir hafta boyunca içebildiğiniz çorba mıdır değil midir? Lezzetli bir çorba zaten. İçebildiğimi sizden evet. De alayım aynı. Benim çorbam da lezzetli. Genelde hepimizde şey oldu arkadaşlar aynı eleştiri aldık. Taneler mi kalmış? Taneler kalmıştı ve burada da yine aynı şekilde aynı izlenimi görüyoruz. Yoksa başka Özgül Hanım'da içilmeyecek bir çorbası yoktu o gün. Senin sadece neydi? Sadece dereotu bastığında. Yani deposu. Tek içtiğimiz çorbası sizinki. Yani içindeki biraz önce de söyledim aynı benim doğradığım minik minik zar zar şeklindeki sebzeler gibi kaldı. Eline sağlık. Teşekkürler. Şimdi çerkez tavuğu geliyor ara yemek olarak. Bir de bir şey aslında daha var. Midye böreği. Ha midye böreği. İnşallah yanına da çay gelir. Çay mı? Evet. Çok isterim. Niye? Tam çay menüsü. Çay değil beş çayı. Sizce değil mi? Altınları çıkartın. Aynen gerçekten. Altınları toplayalım. Hadi. Kimsenin buna itiraz edeceğini zannetmiyorum. Altınları çıkartın ortaya. Bu devirde bir çeyrek ne kadar oldu ben kaçırdım artık işin ucunu. 1800 falan var mı? Kaç? 1800. O zaman 4 kişi bir altına girelim. Aynen. Yani. Hadi bu grup böyle altın evet, gibi yapalım. Evet altın gibi yapalım. Yapalım. Aynen. Sen de mi aynı şeyi söylüyorsun Özcan? Hatta. Yani birazcık tabii bir 5C'ye havası var. Börekler, çerkez tavuğu, bulgur yani 5C'ye şey, avuda çıksın diyorlar. Bakalım. 4 kişi çay da varsa yanında. Ben de varsa çıkarım dedim. Bir de çay varsa ben çay tırıyak. Çay fonda ikram edeceğim. 4 kişi keşke yanında getirseydim daha da güzel. Hiçbirinizin düşünemediği tatlının yanında vereceğim ben beyefendi. Ben teşekkür ediyorum. Gördüm. Hiçbirinizin düşünemediği bir şeydi bu. Tıp gerçekten çay mı vereceksin tatlının yanında? Evet, evet. Tamam güzel. Biz de altınları çıkartacağız ortaya. Alayım altınları. Çay varmış ama gerçekten. Evet varmış çok sevindim. Menüsüne uyardı zaten. Hiçbiriniz düşünemiyor diyor ya hani. Ha. Bence menüsüne pekiştirmek için çayı demlemiş. Aynen. Ben öyle düşünüyorum. 5 çayında bir stragonof mu yiyorsunuz ya? Yani sadece o hariç doğal. Kimin 5 çayı? Herhalde şu. Et hariç. Çırağında falan yapılanlar var ya zar. Zenginlerin, sosyetiklerin falan 5 çayları oluyor. Evet yani resmen Kübra Hanım'ın menüsünden sonra bu da resmen 4 kişiye bir küçük altın yapılıp hani ortaya konulabilecek bir menüydü. Kübra Hanım altın gününe benzetti menüyü. Gerçekten de öyle bir menüydü. Uyumsuz bir menüydü. Bakalım menünün uyumsuzluğundan dolayı herkes puan kıracak mı? Çünkü uyumsuzluktan dolayı bütün arkadaşlarımız olumsuz yorumlar yaptılar. Menüyle ilgili o kadar güzel benzetmede bulunmuşum ki tam bir gün menüsüydü gerçekten. Çay isteyecektim. İstememe gerek kalmadı. Zaten beyefendi çayı demlemiş ve hazır etmişti. Yani ana sınıfı gibi dedi
menüme. Bence beyefendinin kendi olgunluğundan kaynaklanıyor bu. Çünkü yaşı bizden bir hayli büyük. Ona ana sınıfı gelmesi çok normal geliyor bana şu an. Arkadaşlar benim masamı rakip gördüğünüz için puanları da çok düşük tuttunuz. Ben her şeyin çok çok güzel farkındayım. Sizin benim masama yaptınız. Hayır. Sizin benim masama. Hayır. Sizin beklentiniz olarak zaten 6'ydı. Asla. Yok ben mi? Evet beklentiniz 6'ydı zaten. Beklentiniz 6'ydı. Zuhal Hanım'ın yanında, burada yanında otururken söylediniz masada. Hayır beklentim o değildi. Ben Zuhal Hanım'a da söyledim. En düşüğünü zaten bu şekilde verecekler. Hani 5 utanırlar dedim vermeye. Hani bir 6 çıkar diye söyledim. Siz verirken utanmış mıydınız? Hayır çünkü sizin masanız onu kaldırabilecek kapasitedeydi. Hayır asla. Benim için de sizin masanız 5'lik bir masaydı. Üzgünüm. Asla. Rakip gördüğünüz için olabilir mi? Yok hayır. Gördünüz bence. Asla. Evet. Grupta sadece görebileceğiniz tek rakip benim diye düşünüyorum. Nur Hanım kendini sanırım çok farklı yerlerde görüyor. Hani mükemmel ve Nirvana'ya çıkacakmış gibi hissediyor. Ama boş ego. Nur Hanım bugün bize masada puanımı düşündürttüğü hakkında yorum yaptı. Bence Nur buraya her zaman çok yatırım yaptığını söyleyerek bir şampiyonluk beklentisi içinde ve bunun için özel bir çaba sarf ettiğini görüyorum. Bunu puanlarıyla da gösterdi bütün hafta boyunca. Çerkez tavuğu ve midye böreği geldi. Kübra'dan da bir tepki geldi. Auu dedi. Çok fazla sarımsak. Şu an sarımsaktan var. Yutamıyorum Zuhal Hanım. Senin midyen biraz sanki gerçekten. Denizde fazla kalmış. Çok fazla oranı kaçmış bir ceviz var. Yani buram. Teşekkür ederim. Ay bu midyelere ne olmuş Can Bey? Bu midyelere bir şey olmuş. Sizin olmayan tatlınızla beraber gezmeye gitmişler diye. Ay yazık olmuş. Hadi benimkisi yoktu zaten ama bu varken yok olmuş. İnsanları böyle dış görünüşlerine göre eleştirsin. Eyvah eyvah. Belki içi sizi alır. Eyvah eyvah. Hadi bizi sevemediniz belki böyle mi seversiniz. Bir aldık Kübra Hanım aldı konuşamıyor. Onu bir dinleyeyim Can'ı bir dinleyeyim. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Ara sıcakta ilk defa peynirli bir şey yiyorsunuz. Ne garip değil mi? Bakalım yani, yiyebilecek miyiz? Niye yanımda etli bir şey de yiyoruz? Yanında tavuk da yiyoruz. Etten saymıyor musunuz? Peynir bu bir meze sana. Beyefendi. Ben sizin önünüze koca bir but, koca bir tavuk, koca bir göğüs getirmedim. Hele hele ete sarılmış sarımsak. Bir tavuk hiç getirmedim. Bu yufka öncelikle hazır siz mi açtınız? Benim yufkam için eleştiride bulunuyordunuz. Siz mi yaptınız bu yufkayı? Yoksa gidip aynı marketten... Frekansları da karıştırıyorsunuz galiba. Bu ne? Ben frekans karıştırmıyorum. Hanımefendiler yufkanızı eleştirmişti. Ben de yufka açmanın zor olduğunu söylemiştim. Bakın gününüzü oynayarak. Anladım. Asla. Hayır ben o günkü... oynamadım. Yufka açmak herkesin harcı değil. Özellikle bu kadar... Benim gibi kabul ediyorsun. De... Yok, tabii ki kabul yok, değerlendirmeyi alırken... Ama sanki Can öyle onunla ilgili bir yorum yapmamıştı benim hatırladığım. Yani, yorum, hazır yufkayla ilgili bir şey söylememişti. Çok yorum vardı ya artık o yorumların nereden, o okların ya nereden geldiğini... Benim hatırlayayım, belki ben yanlış hatırlıyorum. Sanki onu eleştirmemişti. Yani eğer zaten eleştirirse ters köşe yapmış şunun olurdu. Şunun görüntüsü. Gerçekten midye mi? Kötü bir şey değil. Şu diye hitap etmeyin. O yani görüntüsünden bahsettim. Böyle yaptım. Bir görüntüdür. Affedersin de. Yani daha midyemsi ama midye börek diye ben midye şeklinde yapamam bunu. Aa yapıyorsunuz bu, tabii ki de yapabilirsiniz. Bakın. Böyle bir börek var. Hanımefendi sizin sanırım ruh haliniz tabağınıza da yansıyor. Bakın hanımefendininki midye gibi. Zuhal Hanım'ınki midye gibi. Orası da midye. Hani hal, ne alakası şey var benim ruh halimle senin getirdiğin böreğin? Tamam, işte. Hepsi böreği gibi benimki. Sen pişirip getirdin yani. Şu an tamamıyla görseli oynuyorsunuz çünkü lezzetin çok iyi olduğunu siz de biliyorsunuz. Yiyemedim sarımsakta. Nüktedan. Neyle yapılır acaba çerkez tavuğu? Bu kadar mı sarımsak koyulur? Hanımefendi baskın falan değil. Çok evet. Normal. Hocam Bey gerçekten bir yiyin. Yedim. Ağzım sarımsaktan yandı yemin ediyorum. Çok fazla ceviz var orantılama olarak. Ben çünkü sürekli yaptığım. Çerkez tavuğunu sürekli yaparım. Yapmayı da çok bana severim. Bana göre dişi köftem çok güzel olmuştu. Cevizden renk fazla morarmış zaten. Cevizden fazla morarmış. Ceviz oranını çok fazla koymuş. Mor çok benim tabağımdaki olması gereken rengi bu değil aslında bunun. Cevizden morarmış mı? Tabii ceviz fazla ceviz morartır. Ve dikkat ederseniz mora yakın daha açık renklidir bunun olması gereken. Evet ben de kıvam. Soracaktım. Ben devamlı yaptığım için çok iyi biliyorum. Biraz daha bir çerkez tavuğu açar mısınız? Bu renk olmaz mı ya çerkez? Bir tık daha açıktır. Yani gerçekten ton gidiyor diyorsun. Sanki sürtüm gider. Renklendirilmiş gibi duruyor. Ben de soracaktım. Bir, şey bir tane çerkez tavuğu görseli açalım. Ben bana rengi tuhaf gelmedi. Bana da gelmedi rengi. Ceviz morartmış çok fazla. Bir saniye sana da geldi. Hayır gelmedi. Ben öyle bir morluk falan rengi bu şekilde abarttık mı sanki? Rengi böyle olur ya. Bakabiliriz buradan. Hemen açalım çerkez tavuğu bir tane görsel. Özcan Bey'e bir uzatın sonra o telefonu bana da uzatırsınız. Yani ben rengi böyle gibi geliyor ama tabii. Bir bakın. Tabii ben biliyorum rengini. Zaten. Tamam. Arkadaşlar. Bir karşılaştır bununla. Yani hangisini açtım bilmiyorum ama. Bunu açtım. Bunu açtım. İstediğinizi açabilirsiniz. Tamam bir bakalım. Bana da böyle gibi geldi. Burada daha mor rengi duruyor. Mor mu? Evet.
kararmış gibi. Tabii ceviz, kararmış. Cevizden kaynaklı. Şey, cevizin fazla baskın olmasından dolayı. Ben şunu burada gösterebilir miyim? Kararmış bir tane ceviz. Fazla ceviz mi koydu acaba? Bu, evet. Ama bir, ceviz o daha zaten. Beyaz. Ama yani daha beyaz. Çok bence da acayip bir biraz tonla renk evet. Var var. Işık farkı. Farkı var. Ben zaten daha mor, daha mor olduğunda sadece ceviz. Arkadaşlar görüntü olarak belki olabilir ama zaten tadı olmamış. Evet. Zaten tadı olmamış. Olmamış. Yani çok bence görüntüsünü konuşmuyorum. Tadına bakalım şu anda. Çok konuş tadını o zaman Kübra. Evet çok yoğun bir sarımsak var. Tamam sarımsaklı olur. Ben de yaparım bunu. Çok kaç diş koydunuz? Üç. Yani çok gelmiş. Fazla gerçekten gelmiş. Çok evet. Gelmiş. Üç diş çok. Böreğinde ne peynir kullandınız? Argan. Yani bayağı yağlı bir peynir kullanmışsınız. İçinde erimiş, hamurlaştırmış böreğinde. Şey, hayır, kesinlikle hamur. Bunu asla kabul etmiyorum. Çünkü bu su böreği kıvamında bir börektir. Şu şekilde. Böreği. Bakın altına. Müsaade edin anlatayım. Hanımefendi bu yağ değil. Bakın yağlı şey, tabağınızda bir tane yağ var mı? Pişmemişliğinden bahsediyorum. Yağından değil. De değil. Bakın pişmiş. Su böreği kıvamındadır dememin neyini anlamadınız? Yumuşak olur demek istiyorsunuz. Tamam bu yumuşak tamam, bir börek. Tamam da bunun altı pişmemiş ki zaten. Hamur değil işte. Yufka nasıl hamur olabilir? Altı pişmemiş. Üstünü çok kaçırırsanız hayır, hamur olur. Hayır altı. İçine aa, görüyoruz ya şurada bakın şey ben yalan söylemiyorum şu an yani. Anlatacağım müsaade etse tamam. Arkadaş. Öncelikle bir şişe soda, bir bardak biliyorum süt. Can Beyciğim. İşte bildiğiniz halde bu yorumu yapmanız beni şaşırtıyor. Şimdi bakın yağ dediniz ilk başta. Sıkın. Peynirin yağı diyorum ben. Yumuşatmış diyorum. Böreğiniz yağlı demiyorum. Peynir yağlı kullanmışsınız. Şu kadarcık bir peynir ne kadar yumuşatabilir o kadar böreği. İçinde malzeme yok. İşte şu kadarcık yok bir peynir değil. Yok malzeme yok. Malzeme yok. Yumurta. Ortasından ben ve ben kenarından de, özellikle aldım ama malzeme yok içinde. İzlersiniz. Lezzeti nasıl? Hadi biraz da bunu konuşalım lütfen. Yani o kadar görsele takılıp bir şekilde malzeme yoktu ki lezzetinden bahsedeyim. Görselden bahsetmiyorum ben şu an. Tadını evet yok. Erimiş. Hanımefendi bakın. Peynir yok, olmasa içine. Bile bak. Bunda peynir olmasa bile sodanın zaten yok. Ben müsaade bir yorumumu bitirebilir miyim? Lütfen. Dinliyorum. Yani hanımefendi konuşuyor. Evet, evet ben bir yorumumu bitireyim de. Midye börek demişsiniz. Ben midye böyle hani midye şeklinde bir börek bekledim. Ben tepsi böreği zannettim bunu önüme getirdiğiniz zaman. Özgül Hanım'da daha net belli şey. Ben de değildi. Özgül'deki tam evet, ben, evet. Bendeki değildi. Özgül'ün dediğim gibi içi de ya sosunu çok koydunuz beyefendinin dediği gibi yumuşamış. Altı da üstü güzel kızarmış ama altı kızaramamış. Onun için böyle bir hamurumsu. Özcan, ben öyle hissettim. Ben çerkez tavuğunu gerçekten tabii. Beğenemedim. Şundan dolayı hem içindeki ceviz yoğunluğu hem de bunun yanı sıra baskılanmış bir sarımsak tadı. Bunun ve aromatik olarak birazcık fazla tuzlu geldi. Bunun yanı sıra en azından şeyi hissetmek isterdim. O lif lif böyle tel tel evet. Yapılmış tavuğu görmek evet. İsterdim içinde. Daha macun kıvamında çekebilmeyi isterdim. Ama bu çerkez tavuğu için olmamış. Bu hangi yörenin tavuğu mayonez, bilmiyorum. Mayonez gibi bunun olmuş. Yanı sıra bence Can arkadaşım yufkayı yumuşatmak için kullandığı sodayla tahminimce çok kaç yufka kullandınız bunu yaparken? Tek yufkayla yapılıyor bu. Kaç yufkanın hiçbir önemi yok. Yufkanın... Hayır kaç tane olur mu efendim? İki tane. İki tane yufka için bir bardak süt çok. Ve bir şişe soda çok fazla. Onun için de ıslak ve çekmiş. Lök bir tat yapmış. Yumuşamış evet, içi. Peynir dedik. Lezzetsiz mi börek? Lezzet olarak lezzetli ama onu aynı zamanda da çok hamur değil aslında ama o kadar çok yumuşak. Süt ve işte su böreği kıvamında. Ama amacı bu zaten. Keşke Can'cığım o zaman su böreği deseydin. Hem de tepsi böreği gibi. Su böreği deyim. Bakın su ama böreği kıvamında olan değil. Kurtarmaya çalışıyorsunuz Can Bey. Neyi kurtaracağım hanımefendi? Yanlış olduğum şeyi ama şimdi su böreği yazsaydık şey gibi oldu kurtarmış yani. Olan şeyi boğmaya hayır, çalışıyorsunuz. Hayır yani resmen git at dışarı yani. İstiri diye böreği şu an sofraya gelince midye. Oldu bir şey midye böreği su böreğine dönüştü. Tepsi böreği kıvamında. Yani ne olursunuz su hani. Su böreği kıvamında diyorum bakın yapısından bahsediyorum. Hangi bölümdesiniz siz kitabın ona göre oraya geçeyim ki oradan anlatayım devamını. Gördüğümü ve tattığım lezzeti soruyorum. Ve şu i̇şte yumurtaları böyle görmek istemezdim açıkçası. Bakın dediniz ki yağlı dediniz burada sıfır yağ var. Ve peynirin yağını vermesine imkan yok. Ben tabak da yağ göremiyorum açıkçası ve gerçekten bu sütü, sodayı ve çok az yağ koydum yağlı olmasın diye. Bunu eme eme pişen bir yemek bu. Yani üstü pişmiş, altı pişmiş asla kabul etmiyorum. Asla ağzında böyle hamur tadı bırakmıyor. Gayet yufka kıyır kıyır geliyor. Size kıyır kıyır mı? Size farklı. Çıkan evet, üstü kıyır kıyır, altıda gayet pişmemiş. Altıda ne kıyır kıyır pişmemiş. Yok, katılmıyorum. Sizinkiler ince hatta hiç olmaz. Bakın hanımefendinin biraz daha şey. Ve bunu şekil verirken, evet, şekil verirken, evet, midye şeklini veriyorsun. Mesela Özcan'ın, Özgül'ün ve benimki Kübra'nınkine göre evet. Daha iyi pişmiş, daha fazla evet. Çıtırdı. Benimki gerçekten. Onunki bir tık daha aşağıda kalmış. Öyle. O anlamda haklı. Gerçekten. Ama içi de ama lezzetli. Onu kabul ederim bakın. Yani doğru evet. Açıklamayı neden evet. Evet. Bak şimdi bak zaten sen kendi de göçük. Bir Özcan'ın böreğine bak üstüne. Onunki daha güzel çıtırdamış Özcan'ınki. Tamam doğru bir açıklamaydı. Evet evet ama tadı çok güzel. Nur?
Yani ben içinde bir malzemeye rastlayamadım. Nasıl hem ya ben çat diye aldım daha ilk noktada ortasından da, geldi. Kenarından da yani yeterli olan bir malzeme. Bak gel Çerkez tavuğuyla ilgili eleştirinize katılıyorum. Tavuğu az bir kere. Erimiş. Evet. Evet. En büyük sorun bence o. Evet. Ne sarımsağı ne şey tavuğu az kalmış. Ceviz falan. Onun için hafif cıvık falan, olmuş. Evet. Dediği gibi böyle bir macun olacaktı bir de tiftik tiftik olacaktı. O tavuğu çok hissedemedik açıkçası yani. Oradaki onlar da haklılar. Şeyi ekmeği tamam. Ceviz tabii tavuk az olunca diğer malzemeler öne çıkıyor. Fazla geliyor evet. Orada bir kıvamsızlık ve şeyi var. Onunla ilgili anlıyorum haklısınız evet. Katılıyorum ama böreğe katılmıyorum yani. Börek gayet lezzetli bir de peynir yok hele hiç katılmıyorum. Nasıl peynir yok? Yani yok var peynir var. Bayağı bayağı da hissettiriyor yani, kendini. Peynir çok var. Peynir var diyor Kübra'da. Hanımefendi ara sıcaklığı diğer dediklerinizi çok... anlayabilirim ama. Yani. Hanımefendi ara sıcaklığı o kadar çok et yedi ki sanırım şu an peynirin ne olduğunu bilmiyor. Unutmuş olabilir. Gerçekten çok. Babam peynirci. İşte unutma gibi bir imkanım yok. Babanız peynircisi de oradaki peyniri almalıydınız. Sırf eleştirmek için eleştiriyorsunuz beni şu anda. Belki siz. Hayır asla. Belki gerçekten sizin kullandığınız peynirle alakalı, kalitesiyle alakalı. Babanın dükkanı nerede? Rami'de. Rami tamam uğrarız bir ara. Buyurun. Peynir özel ilgi alanıma girer. Çok severim. Her zaman. Yine Türk peynirleri. Benim de peynir çok önemli. Peki sen beğenmedin galiba ikisi hayır. De. Tamam Özgül'e geçeyim. Valla eline emeğine sağlık diyeceğim Can öncelikle. Teşekkür ederim. Sanırım en güzel midye benim tabağıma gelmiştir. Evet. Diğer arkadaşlarınki görünce birazcık kaza yaşamışlar. Valla benimki de seninki gibi değil. En güzel midye Özgür'ünki. Sanırım Özgür'ünü çiçek sorusunu bulmam gerçekleştirmeye çalıştım. Dağılıyor. Hepsi de dağılıyor arkadaşlar. Ama gerçekten Çerkez tavuğun sarımsak baskın, içinde ceviz fazla. Tavuk belki yoğun olsaydı belki bu kadar kapatırdı belki. Çıkarmazdı. Evet renkte de hafiften bir gerçekten biraz böyle koyulaşma var. Çok normal bekliyor arkadaşlar. Sadece ara yemek olarak ikisini bağdaştırman da bana biraz şey geldi. Biri mezze yani bir aslında. De sen biraz hani böyle et menüsünde birazcık böyle takılan bir arkadaşımızsın. Özellikle sağlıkla ilgili detay veren bir arkadaşımızsın. Burada belki bunun yanına daha sebzemsi bir şey olabilirdi. Daha yumuşatmak için değil mi? Freşlik. Daha freşlik böyle. Tam 5 gün. Evet. Nerede biliyor musunuz? Freşlik yok. Sizin bu kadar çok et yapacağınızı tahmin edemem. Nasıl maalesef. Yani? Sizi tenzih ediyorum. Sizin bu kadar çok et yapacağınızı tahmin edemem. Yani... 3 öğünde de et yedik. Hemen 3 öğünde de et yedik. Evet, hayvansal ürün diyebilir miyiz? Yani sizinkinde de 3 öğünde hayvansal ürün yedik. Çorbanızda süt içtik. Tahmin edemem. Ara yemeğinizde şu anda bakın tavuk yemeye çalışıyoruz. Sütle, ve ana yemeğinizde eti, de bif yiyeceğiz. Sütle eti nasıl bağdaştırıyorsunuz? Hayvansal ürün dedim. Helal. Hayvansal ürün. Eline sağlık diyelim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ben böreğini çok lezzetli buldum. Afiyet olsun. Aksine sizler o konuda ayrılıyoruz. Yani tam bir börek peyniri. Zira bu böreklerin çeşit çeşit versiyonunu yapıyorlar. İçine koyuyorlar lor, içine koyuyorlar tuzsuz, yağsız şey peynirler. Peynir seçimin doğru. Keşke hepsi Özgür'ünki gibi sağlık. Olsaydı ama şekil olarak. Madem midye dedin, herkesinki midye oldu. Yani seninki tamamdı. Bendeki de biraz yani tepsi böreği gibi. Ama başarısız bir börek diyemem. Şekli itibariyle Çerkez tavuğunu zaten söyledim yani olmamış. Çerkez tavuğunu zaten yiyemedik. Tavuklukla alakası olan bir şey değildi. Sarımsaklı, cevizli bir salata yedik. İnanılmaz derecede ağzımda hala daha o sarımsak tadı var. Yani hoş değildi. Çerkez tavuğu midye börek. Çerkez tavuğu kesinlikle olmamıştı. Bir midye börekte midye börekten çok tepsi böreğine benziyordu. Ve içinde çok az bir peynir kullanılmıştı. Ara yemekler sıfırdı. Zuhal Hanım, o gün masamda hop ayağa hop oturup kalkanlar... Bugün hiç hazır yufka için dikkat ederseniz yorum yapmadı. Fazla reaksiyon verenler hiç kimse dikkat ederseniz. Şu anda yok ama şu anda gel. Özgül Hanım dışında el açması açan olmadı ya. Sadece altını çizmek için efendim? Canlı. Özgül Hanım dışında el açması açan olmadı beyefendi. Siz de açmadınız. Yani yufkamı eleştiremezsiniz. Ben de hamur yaptım. Altını çizmek için. Ben de hamur yaptım. Hazır yufkayla yapamadınız. Zaten şöyle söylüyorum. Altını çizmek için söyledim. Yoksa eleştirimde hazır yufka kullanmış demedim. Sadece orada aynı arkadaşlar... Daha fazla benim günümde reaksiyon verirken bugün neden tepkisiz yok, kaldılar? Canım, bunu ölçmek istedim. Yoksa sizin hazır bir yufkayı kullanmış olmanıza hiç takılmadım. Çünkü ama ben görmek içeride zaman nakit ya. Özellikle bugün Özgün Hanımcığım inanılmaz derecede böyle bir papatya bahçesi gibi. Evet, evet. Ben de fark ettim. Bugün. Bugün mü? Evet, çok naifsiniz. Ya unutmayın. Evet evet. Sizin masadan etkilendi çiçek. Ya hayır böyle bir büyük. Unutmayın yani lütfen. Böyle hatırlatırım. Şirinler hatırlatırım. Kendimi o yüzden yani. Evet. Şirin baba niye çorbadaki taneleri gösterdi? Gösterdim. Tavuğu beğenmedi. Evet. Yani peki. Beğendi mi? Yani eleştirilerimi yaparken çok naifsiniz. Böyle... Zaten yok dün bana o şekilde gelmediniz, yok peçetede zaten... kırmızı aradınız, Nur yok Hanım. İşte matem masası dediniz, ama... bilmem ne dediniz, Hanım, ama vesaire dediniz. Aşk menünüzden sonra
öyle bir masayla karşılaşınca açıkçası hayal kırıklığına uğradım yani. Sandal istedin, ama ben şezlong atayım dedim. Nur Hanım. Yani şimdi burada, hatırlatırım. Düne yaşamıyoruz. Şu an anı yaşıyoruz. Biz dün de günü yaşamıyoruz değil mi? Niye biz sizin hatırlatmayın, biz zararlı çıkarsınız. 4 gün boyunca ama gününüzü yaşamıştık. Biz şurada bir şey söyleyeceğim. Biz sizin pazartesi, pazartesi bırakamadık. Nur Hanım, bugün Hanımcığım. Nur Hanım, bırakamadık. O 2-3 gün öncesi o tanıdığımız o mülayim Nur Hanım'a ne oldu anlayamadım. Ben hiçbir zaman mülayim olmadım. Bir kişilik karmaşası yaşıyoruz. Yani oturtamadığımız. Onu size yaşadık, evet doğru. Neden? Pazartesi günü Özgül Hanım'la Salı ve Çarşamba günü Özgül Hanım'ın arasında inanılmaz ama derecede fark vardı. Ben hep aynıyim, hep tırnaklarım dışarıda. Çok dikkatinizi çekerim. Nur Hanım şu yorumu unutuyorsun sanırım. Hani algıyla alakalı yorumlar yapıyoruz ya. Pazartesi ben ev sahipliği yapıyorum dedim. Hocam yaptı. Beni yarışma sırasında beni yarışmacı olarak değil de bir de yarışan arkadaşa karşı misilleme yaparken göreceksiniz demiştim. O zaman tırnaklarımı çıkaracağım demiştim. Yanlış hatırlamıyorsanız. Özgül Hanımcığım bizim bir duruşumuz, bir konuşmamız, bir kimliğimiz, bir çizgimiz var. Evet. O Can Bey'e, Özcan Bey'e değişmez. Siz burada Özgün Hanım'sınız ve o şekilde davranacaksınız. Değil mi? Bugün bir yumuşama var. Bir, evet, bugün böyle bir sodaya yatırılmış. Yumuşamış sanki. Seviyor, sevmiyor. Seviyor, sevmiyor. Ne alaka? Nur Hanım, zaten yarışma bitmedi siz daha. Siz zaten şu anda sizden bize sıra gelmiyor ki. Konuşun. O kadar sivrilip ön plana çıkmaya çalışıyorsunuz hayır, ki. Hayır, asla ve ya ben şu anda yorumsuz kalıyorum. Hayır, asla. Neden ben bir bakımı sivri hayır, düşünüyorum yok, zaten. Hayır, ben zaten sivri bir bayanım. Neresinden isterseniz orasından batıyorum. Özgül Hanım beğendiği için, Özgül Hanım beğendiği için, güzel yorumlar yaptığı için neden bu kadar kıskandınız acaba? Beğendiniz mi? Bak adam ne diyor, yani ben mi beğendiklerimi de söylüyorum, beğenmediklerimi de söylüyorum. Hakkaniyetli davranıyorum. En azından sadece puan kırmak için ben masada bir şeyler aramıyorum. Gerçekten bir şey varsa, bana uymuyorsa ve olmamışsa o yönde puanımı veriyorum, o yönde eleştirim yapıyorum. Biz de aynısını yapıyoruz Özgül Hanımcığım. Oynamıyorum kameralara. Yok, ben de çünkü oynamıyorum. Çünkü şovala ihtiyacım yok. Hiç öyle bir beklentim sanırım bugün yok. Buna karar asla verdiniz. Yani böyle davranmaya bugün karar verdiniz. Bilmiyorum 5 çaylarında bu tartışmalar oluyor muydu, hiç hatırlamıyorum ben. Biraz böyle hani vamp takılan, böyle biraz sıra dışı olan, böyle biraz dövmeleriyle, işte piercingleriyle biraz konuşulan bir yapıya sahip oldum ilk masalarda. Şimdi ben birazcık böyle dedim, hadi geriye çekelim bakayım ne olacak. Bir baktım ki Nur Hanım sanırım beni takip etmeye başlamış. Hanım, bu da yine kişilik karması. Ben evet, asla sanırım, ve asla sanırım, insanlarım sanırım, evet sanırım. Yok. Bugün ben böyle son final günü dedim. Pardon. Biraz mülayim bir izleyeyim dedim. Bir baktım ki Nur Hanım taklide yönelmiş. Ah. Kesinlikle. Ah. Ya insanın böyle hani rol model seçilmesi de güzel bir şey. Ne? Rol model. Seni rol model olarak. Yani Nur Hanım ay bakar mısınız şimdi o 2-3 gün. Bugün Can'a özel. Can'a özel. Bump kadın olarak geldim Can'a. Can'a özel geldiniz. Evet. Hı, o zaman şu an tırnaklarınızı ona mı çıkarıyorsunuz? Benim tırnaklarım hep dışarıda. Bilemiyorum. Benim içimde iki masada tane nur var. Tırnaklarınızı hangisini içeri çekin, parmaklarınızı evet oynatın. Yemekler geldi. Hangisini istiyorsanız onu çıkartabilirsiniz evet. Özgül Hanımcığım. Afiyet olsun Nur Hanım. Özgül Hanım da bugün baktı ki ben 4 gün boyunca yürüyorum. En iyisi bir kenara çekileyim, bir de böyle deneyeyim. Bir de benim bu yüzümü görsünler diye. Farklı farklı yüzlerini gösterdi ya, bugün de bu yüzünü gösterdi bize. Bence dün ve bugün çok pozitif bir Özgül Hanım vardı karşımızda. Can bütün hafta onu yağladı, pof pofladı. Çiçek jestleriyle ilk günündeki yaptığı hatanın telafisi için uğraştı. Bence bugün o meyvelerini verecek diye düşünüyorum. Özgül Hanım'ın bugün papatya bahçesi gibi olmasının tek nedeni Can Bey ona jestler yaptı, çok fazla alttan yürümedi, çiçekler vesaireler, börtü böcekler. Bence Özgül Hanım da bugün papatya tarlasının olmasının tek nedeni buydu. Konuşması gereken konuşmaları kendileri yapıyorlardı. Ben de söylemem gerekenleri söylediğime inanıyorum. Çok da fazla konuşmak gereksiz diye düşünüyorum. Şu lahanayı bir güzel rendeliyorsunuz. Kırmızı lahanayı. Yok, beyaz lahanayı. Ondan sonra biraz sirkeli suda bekletiyorsunuz. Ondan sonra hafif tavada öldürüyorsunuz. Sonra içine birazcık maydanoz, birazcık karabiber, birazcık tuz. Ondan sonra tekrar böyle bir çeviriyorsunuz onu hafif. Üstüne iki tane yumurta kırıyorsunuz. Sonra tavada 10 dakika bir yüzünü, 10 dakika bir yüzünü pişiriyorsunuz. En sonunda isterseniz kaşar peyniri, isterseniz dil peyniri şöyle sepeliyorsunuz. Bir yine böyle bir çeviriyorsunuz alt üst. İsterseniz üstüne işte dereotu, maydanoz, kişniş ne isterseniz. Böyle omlet gibi lahana, inanılmaz ya, pizza gibi oldu. Sebze pizzası elinize gibi. Elinize sağlık. Afiyet şimdi olsun. Şimdi merak ettim vallahi. Yani ben böyle sağlıklı tarifleri kovalıyorum evet. Da bir yerde rastladım, paylaşıyorum arada seyircilerimle. Mutfakta söylemeyi unutmuştum, şimdi geldi aklıma. Yani lahanayı da biraz sevdirmek için kızıma böyle bir yöntem. Vallahi pizza gibi oldu. Ne hem sağlıklı güzel. Hem inanılmaz doyurucu gözüküyor. Şu an gözüne canlandırdım zaten. Evet evet. Elinize yani sağlık. Bunu şöyle de yapacağım. Kabak spagetti yapıyorum ben mesela. Spagettinin kabak versiyonunu yapıyorum. Biraz mantar, ceviz, domates de evet. Güzel oluyor. Şimdi bu mesela kabakla da uygulanabilir.
lahana yerine herhangi bir sebzeyle de yapılabilir. İşte çocuklara sevdirmek için bin takla atıyoruz ama bizim için de sağlıklı güzel bir yemek. Yani bayağı bildiğiniz yemek. Çocuklar, bu kadar da oldu yani. Çocuklar zaten büyükleri de biraz taklit ediyorlar. Büyük ben bunu sevmiyorum dediği zaman çocuk da yemiyor. Zaten çocuklar sizin dediğinizde değil gördüklerini yaptıkları evet, için. Evet. Öyle onların yanında dikkatli davranmak, konuşmak, yemek yemek lazım. Ve buğday salatası. Evet. Bu arada servis hızımın da konuşulmasını istiyorum. Hani arkadaşlar gayet güzel, eksiklerini eline görürken, sağlık. Evet, servisin gayet iyi. Hiç kimse sormadı işte. Şimdiye kadar. Ana yemek de geldi. Servislerin hızlı, doğru. Kola isteyen başka var mı? Ben su istemiştim. Ben de rica edebilir miyim? Tabii. Artık Can son günümüz yani Can Bey. O yüzden hızlı olmanız gayet farklı normal. Farklı acaba ikinci ya da üçüncü gün olmasıyla? Çok farkı var. Bir hafta boyunca bizi deneyimlediniz. Sizi görmedim ben mutfakta yemek yaparken ya da sunumlarınızı. Unuttuğum bir salata yoktu hiç olmazsa. Biz söylemesek salatayı unutmuştunuz. Dün ana yemekte farkındaysanız herkes et yediği için kimse konuşmadı. Ben de alabilirim. Bir çıkış olmadı ana yemeğimde. Çünkü herkes yemeğimi yedi. Bir tek ana yemeği yapmışsınız çünkü. Çorbada var. Onun da tütsülenmesi problemliydi zaten. Onu bir daha çiziyorum. Ben katılmıyorum burada size. Asla. Yanlış herkes tütsüleme yaptınız kesinlikle. Hayır. Herkes tütsünün tadını aldı ve lezzetli de buldu. Ama eksik bir tat. Tütsü demek o odunu yakıp eti üstüne koyup üstünü kapatmak değil ki bile, ama. Bu tütsülenme değil ki. Sosu bile üzerinde yoktu. Ben ekstra yaptım sosu. Tabii bile. Çünkü eğer o sosu koymamış olsaydınız zaten bir çeşni tadı gelmeyecekti ki sadece odun kokacaktı yani. İs kokacaktı. Onu saklamak için zaten sonradan o sosu kapattınız önemli yani. Önemli olan ismi verdim zaten. Tütsülenmiş. Hangisi? Tütsülenmiş tamam. Evet. Tütsülenmiş ama ben de. Aa bir dakika. Menünde yazdırmış mıydın demi-glace sos diye? Hayır. Aa. Tabii yazılmamıştı. Çünkü o kadar ta yukarılara gelen bir talaş yanık kokusu vardı. Dur. Bunu bastırmak için şimdi yeşil rengi değişti. Evet, evet yazın yani. Benden hatta dedim ki niye koydun demi-glace üstüne ağırlaştırmış diye. Ondan mı acaba isimden memnun kalmadın mı sen? Biz yukarıda duyuyorduk. Kapatmak için. Hayır adını yazdırmayı unuttum. Ha yazdırmayı unutun. Önemli bir detay çünkü demi yani glas menü, soslu. Evet menüye eklemiş. Mesela geçen kimdi de gravy sos senin de ajvarlı falan. Mantar var mı içinde Cancığım? Hayır yok. Mantar yok. Peki şeyde yazmıyor muydu? Ette ben mantarlı diye hatırlıyorum. Yanlış mı? Neyde mantar yok? Menüde. Özür dilerim. Ben şeyden muffin'e bakmam. Şeyde var. Yani yok, var ya mantar ben de şaşırdım. Ben de yok. Ben de bendeki, ha, muffin'de yok. Bende sadece soğan var mantar yoktu. Onun çok küçük söyledim. Doğranmış. Ben doğrudan görmüyorum. En çok mantar hatta tereddüt ettim. Ya bana denk gelmedi demek ki porsiyonlarken, tabaklamada. Bende yok bak buraya bakıyorsun. Ama ben genel pişirimini beğendim etini söyleyeyim. Beğenmediniz. Beğendim. Ben de beğendim. Ama ben beğendim. Pişmesinde problem yok zaten de. Kendiniz mi doğradınız etleri? Kasaba doğrattınız. O da yani böyle bir avantajım varken kullanmak istemiş miyiniz kullanmadınız mesela. Bu bence bir avantaj ve yasak da değil bildiğim kadarıyla. O yüzden de doğrattım ben. Ha, beğenmeseydim şey yapardım. Doğranmış peki zaten. Ben peki yemekte ne var? Çok özür dileyerek şunu sorgulamak istiyorum. Ben o gün aynı şeyi söylediğimde ben kasap değilim. Bana kasabın doğradığı yağları göstererek böyle kaldırarak bu yağlar ne peki dediğinde bu eleştiriye şu anda katılıyor musun? Sadece bunu merak ediyorum. Eleştiriye şu şekilde katılmıyorum. Ben o yağı görseydim orada sunum yapmayabilirdim, alırdım. Ama bakın aynı bu tenceredeki gibi duran bir et tabağında. Yani et kasaptan gelen tabakta direkt atıyorsunuz ya onu. Onu nasıl tek tek çok küçük parça o bir kuşbaşı değildi yemek, ama. Sulu yemek değil ama bakın sulu yemek olduğunu görmezsiniz. Şimdi. Bu şekilde çok net görüntüler. Katılmıyorsunuz değil mi? Et. Kasabın işine mesela bu jülyen olması lazım. O zaman ben de şu eleştirimi yapmam lazımdı. Neden bunlar jülyen değil? Bak. Kendisi de doğrayabilirdi ama kasaba doğratmayı tercih etmiş. İşte jülyen değil olması gerek. Ben lezzetini beğendim. Yani. Ona hiçbir şey söylemiyorum. Ben de birazcık mantar yoğunluğu az. Erimiş olabilir. Yani. Erimiş olabilir belki. Ben de bir iki ama hepsi mesela etlerin jülyen olarak ince ince şu şekil görmek isterdim demem lazım ama ben bunu demek istemiyorum. Neden? Çünkü burada kasap değil onun görevi. Ben sunduğu lezzete bakıyorum. Onun için de ben lezzetini beğendim. Eline sağlık canım. Afiyet olsun. Sen hepsinden tattın mı? Salata, muffin? Tattım. Beef stroganoff? Tattım. Anlat bize Özgür. Can öncelikle eline sağlık. Evet bir emek vermesin ama şu anda bir ana yemekte uyum göremiyorum her şeyden önce. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Yani şimdi bu, dün de bonfile yedik, bugün de bonfile. Etten bu kadar dedik yani çok bahsettin ama yine burada bir sebze göremiyorum. Yani bunun yanında yine yumuşatmak için bir sebze olabilirdi. Bir de salata yani buğday ne alaka ben onu anlamış değilim. Hani bir yeşillikli bir salata, mevsim salatası olabilirdi. Mevsim salatası demeyin bana, gerçekten mevsim salatası. Ama bu mevsim yani salatası, şöyle, en azından yeşillik söyleyeyim. İçeren bir salata olabilirdi.
farklı bir şey olabilir. Mevsim yoğurtlu bir şey olabilir. Bu arada bununla ilgili araya giriyorum. Çok affedersiniz. Duyurum var. Mevsim salatayı yasaklıyorum yemekteyiz de. Buyurun. Hayır, evet, lütfen gerçekten ciddi söylüyorum. Arkadaşlara söyleyin katılacak olan yarışmacıya mevsim salatayı olmasın. Yasaklıyorum. Ya bitti. Onu da listeden. Pirinç pilavı, bir at tatlısı, Kıbrıs tatlısı, mevsim salatayı çıkarttık. Yani mevsim salatası duasına çıkmış biri sizi karşınızda görse, siz dördünüzü ama karşınızda görse sevinir. Can Bey. Gerçekten. Ama yorum daha bitmedi. Dur, ben sadece hakkaniyetli bir eleştiri yapıyorum. Bir saniye. Vallahi fedakar geldi. Yok, ciddi söylüyorum. Gerçekten buraya menünü eleştirmek için veya gerçekten bir hata kusuru aramak için de bir yorum yapmak için de şu anda çok oturmuyorum. Düzelteceğim. Birazdan düzelteceğim. Siz anladınız. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Şu an gerçekten bu ana yemek olarak olmaması gereken bir bileşen. Yani burada en azından yoğurtlu bir şey de olabilirdi. Burada bir sebze olabilirdi. Salata yerine yoğurtlu bir şey mi dediniz? Hayır, şu ana yemekte yoğurtlu bir şey olabilirdi. Sebze tarzı bir şey, bir garnitür olabilirdi. Bir stroganoff'un yanında yoğurtlu bir şey. Yoğurtlu bir şey? Bunun yanında yoğurtlu bir şey neden gitmesin Zuhal Hanım? Hayır, ama sebzeli bir şey olabilirdi. Sebze olabilirdi de. Sebzeli. Yoğurtlu bir şey bilmiyorum. Tamam, kremalı, meremalı bir şey, soslu yanına, bir etin yanına. Sebzeli bir şey görmek isterdim. Gerçekten sebzeli bir. Şimdi sebze okey de Özgür'cüm sen yoğurt dedin. Şimdi ama dediniz ki mevsim salatasını iptal ediyoruz dediniz Zuhal Hanım. Ben salata yedim. Şimdi öyle deyince ben de ne diye şaşırdım. Bize demedi onu. Ha. Neyse ben o konuyu geçeyim de. Bu ikisini ben bağdaştıramadım. Ben yani anladım, bağdaştıramadım. Ana yemekte bağdaştıramadım. Yani bunu hangi şeyle oluşturdum gerçekten canı düşünüyorum şu anda. Hani bu kadar biz hani sebze üzerine konuşurken tabağımda şu iki bileşeni görmek istemezdim. Salata olarak da Özgür Hanım gerçekten biraz daha mı kıssak şöyle hani? Böyle A'dan başlıyorsunuz, B'ye gelip bitiremiyorsunuz, Z'ye kadar uzatıyorsunuz ya. Kübra Hanım ben sizi dinliyorum, hiç sizi susturuyorum. Ben sizin kadar uzatmıyorum ki. Uzatmıyor musunuz? Net olun lütfen. Çeyreklere kadar gittik. Kübra Hanım, çeyreklere kadar gittik. Siz şu anda eleştirimi istiyorlar. Beğenmemeyle daha ilgili kısa, bir daha öz yapabilirsiniz. Ama henüz beğeninle ilgili bir şey duyamadık. Evet. Yani beğendin mi? Ben eti beğendim. Eline sağlık. Güzel pişmiş. Güzel olmuş. Tadı güzel. Pişmesi güzel. Ama sen doğramalıydın. Yanındaki... Evet, doğrayabilirdin ya. Çok zor bir şey değil. Sen doğrasaydın. Ben senden bunları görmek isterdim açıkçası. Hadi hamuru yoğurmamışsın ama sen doğrasaydın bir görseydik Can neler yapabiliyor. Doğramaya çalışsaydım yani arkadaşlar mutlu ederdim. Yani o estetik Can'ı, o enerji dolu Can'ı görmek isterdim açıkçası. Yetiştiremez miydin? Yetiştiremezdim. Doğramaya gerçekten çalışsaydım arkadaşlar. Yapardın ya. Gerçekten yetiştirdim. İyi ki de yaptırmışım. Ha, normalde doğruyor musun et mesela? Tabii ki doğruyorum. Ama el alışkanlığım var. Yetiştiremezdin de ben kendim düşünmek zorundayım. Siz hayır, kendine güvenmiyorsan ona bir şey diyemem de bence yapardın. Zaten biraz önce peçeteyle terlerini falan silmeye başladı. Bayağı bir yükseldi yani ter. Burada olunca gerçekten yükseliniyor. Ya, şimdi... ya bir de saçlarınız beni sıcak, çok sıcak. 4 gün boyunca sizin şapkanızla beni o kadar çok fazla rahatsız. Şimdi takılarınız Allah'ım. Ya geliyor. Öyle işte. Ben açıklama yapmak istiyorum bakın. Yediğimiz şeyi gerçekten az çok bilelim. Sebze olmadığını söylüyorsunuz içinde. Ben sebze isterdim. Anlatıyorum. Soğan var, mantar var. Aynı şekilde bu birbirini örten şeydedir. Karbonhidrat var bunun içinde, yulaf var ve ıspanak sapı, pardon, karalahana sapı var. Bu nedir? Karalahana nedir? Sapı nedir? Şimdi bunun içinde un da var değil mi? Un yok içinde. Un var. Bir şey yok. Ama çok pardon. İşte yediğimizi bilelim. Bir dakika, hayır bir dakika. Yoğun bir yumurta var. Yoğun yumurta var. Sadece ben dedim ki bunun yanında sadece normal bir sebze garnitürü. Tamam, sebze garnitürü. Bakın, ben bunu tercih ettim. Ayrıca yine salatama laf ettim. Salatamda da karbonhidrat var. Aynı şekilde diğer sebzeler de var. Muffin'i beğenmedim. Muffin'i beğenmedin, salatayı? Salatayı da salata olarak kabul etmiyorum. Yani benim... Aa. Hayır, ben salata dendiği zaman ben... Tamam, peki. Bu salatayı beğendi mi? Bunu... Tad olarak evet. Tamam, peki. Tamam. Okey, teşekkürler. Buyur Özcan'cığım, sendeyiz. Ben etini beğendim. Yani ben çok pişmiş etlerden hoşlanmıyorum. Onun için de çok... orta pişmiş. Bence güzeldi. İçindeki sosu da beğendim işin aslında. Dediğim gibi mantarı çok hissedemedim. Kaybolmuş. Ben de çok orantılı olarak, samimi olarak söylüyorum. Mantarları daha diri göstermek isterdim. Bir de eğer hani o günkü kasaptaki yağa takılacaksak ben de şurada bu eleştiriyi yapabilirdim. Bunların hiçbiri jülyen doğranmamış. Oysaki bifte jülyen kesimi görmek isterdim. Muhlin'in de tadı güzel. Biraz daha tuzlu olabilirdi. Ben tadını da beğendim. Görüntüsünü hiç beğenmedim ama tat olarak ben beğendim üstünü. Hiç tuz koymadım ona. Çünkü salata? Salatayı beğenmedim ya. Ben buğdayla çok... Benim şahsi fikrim, ben kendi damak tadıma göre ben beğenmedim. Peki normalde sosunu falan ayarlayabilmiş mi? Pişmesi iyi mi? Ben pişmesini beğendim. Ha tamam. Sana hitap etmiyor. Onu bana hitap etmiyor. Bak hitap etmeden yani... ziyade lezzetli. Ama güzel, doğru bir yorum yaptı. Bana hitap etmiyor ama lezzetli diyor. Yani.
Lezzet konusunda... Yani lezzeti yok, lezzetini beğendiler. Dişim kıvamı dağılmamış. O... Bir de güzel bir salata gördük artık. Yani lütfen bunu da söyleyin. Yani ya benim için salata değil bu yani. Oldum. Ben hani... Bakın bu... Aslında yemek olarak da yenilebilecek bir salata. Hiçbir şey yapmayın. Evet. Yemek olur, evet. Bu öğle yemeği olur çok rahat yani. Öğle yemeği. Kısır yerine verilebilir yani. Hayır, ya o kadar verilir, verilir. Salata bu. O kadar, o kadar. Ah, o kadar. Ama bu yemeğin yanına uyumlu değil. O kadar şey ama. Gerçekten değil. Salata bu yemeğin yanında güzel. Bir tahıl salatası değil yani. Değil mi? Ama kendi başına çok güzel. Aa, bitirdim. Evet. Çok güzel. Şimdi lezzetini çok güzel pişirmişsin. Sosu, evet. Renklendirilmesi, içine evet. Koyduğun garnitürler çok güzel. Başlı başına ben bunu böyle öğle yemeği olarak yerim ama bu yemeğin salatası bu değil. Gitmez yani. Bir de o Zühal Hanım sindirimi... Ama yoğurt da gitmez, onu söyleyeyim de. Evet Kübra, o. Ben salatasını, sos kıvamını, ayarını falan çok beğendim. Güzel dediğiniz gibi ama katılıyorum. Bu yemeğe uygun değil ama güzel bir salata. Etinizi de çok beğendim, yedim hatta bitirdim. Elinize sağlık ama muffini... Bilmiyorum çok mu yumurta... Ya bir şey baskın geliyor, yiyemedim yani. Muffini beğenmedin. Evet beğendim. Nur? Evet aynı şekilde. Salata bir buğday salatası için lezzetini vermişsin. Onda problem yok. Etlerde dediği gibi Özcan Bey'in çok güzel hani orantılı bir şekilde doğranmamış. İçinde mantar iki tane sadece şöyle ben küçük küçük rastladım. Yani. Muffin'in de inanılmaz derecede çok yoğun yumurta ve böyle lezzetinde de bir gariplik var. Tuz baskın gibi geldi. Yok, tuz yok değil. Ya. Tuz değil. Ben hiç yumurta kokusu almadım ama yumurta kokusu alan var mı? Bana tuz baskın geldi. Şimdi çok tuz koymamış. İlk kez bunu koklamadım. Tuz koymadın değil mi muffin'e? Tuz koymadım çünkü yumurta tuz geldi. Tuz yok. Yani tuz baskın geldi. Diyor Özgür. Hayır, ben geldi. Başta söyledim. Sen hiç tuz koymadın herhalde. Tuz unuttu herhalde. Tuz yok ya. Yok, tuz, tuz bilerek, tuz, tuz baskın değil. Ama lezzetli bence. Yani görüntüye bakarak... Bence. Görüntüsü daha kabarık, sıfır, daha puf puf. Sıfır tuzsuz mu yiyorsunuz? Peynir yani koydunuz mu? Kullanmıyor. Ama evet, peynir. Peynir koydunuz mu gerçekten? Onun tuzudur. Onu söyleyeceğim. Peynirin tuzu olur mu? Yani tuz baskın peynir değil. Peynir o zaman çok tuzlu. Birazcık daha kabarabilirdi. Evet, tam bir muffin. Biraz basılmış sanki. Evet. Tadı güzel. Tadı güzel. Bir tık daha böyle bir muffin oldu. Şeyi olabilirdi yani evet. Böyle. Kabartma tuzu falan koydun mu herhangi yok, bir şey? Yok hayır. Hiçbir şey koymadın. Buğday salatası o menünün yanına o salata olmamalıydı. Can iki uyumsuz yine menüyü bir araya getirmiş, önümüze sunmuş. Görsel şovu o menünün uyumsuzluğunu kapatmaz. Muffin olması gerektiği gibiydi. Biraz daha kabarabilirdi ama içindeki yumurta kokusundan dolayı ben yemedim, sevemedim. Eti güzeldi. Pişme derecesi, baharatlandırması, sosuyla çok lezzetliydi. Salatası güzeldi. Çok güzel sosunu ayarlayabilmişti. Etler güzel pişmişti. Fakat yanındaki muffin inanılmaz derecede bir yumurta kokuyordu ve masada da söyledim çok kötü bir yumurta tadı geliyordu. Yani buram buram bir yumurta kokuyordu ve bir de böyle bir garip bir tat vardı. Buğday salatası ana yemekle hiçbir alakası yok. Uzaktan yakından bağdaşmayacak. Tamamen kendi başına bir ana yemek olan bir salataydı zaten. Beef stroganoff bence julienne doğranmalıydı. Kendisi bunu yapabilirdi. Beni kasabın doğradığı etler için fena şekilde eleştirmişlerdi. Bir julienne kesimde tabakta bir ana yemek görmedim. Lezzetli miydi? Evet, lezzetliydi. Biçim ve form olarak ama bence olması gerekenden çok uzaktaydı. Muffy, şekil ve görüntü olarak Muffy'den çok uzak bir görüntüsü vardı. Kabarmamıştı. Bunun yanı sıra tuzsuzdu. Hiç tuz koymamış. İçini peynirle tuzlandırmaya çalışmış. Ama olmamıştı. Buğday salatası daha çok tavuk maması gibiydi ya da tavuk yemeği gibiydi diyebilirim. Bana hiç hitap etmiyor ama pişim ve kıvam olarak değerlendirecek olursam ortalamanın yine üzerindeydi. Genel itibariyle güzel, keyifli bir ana yemek. Sadece şu salata yerine ben sana bugün mutfakta buğday mı diye bir kaldım. Ama onu haşlayacağım. Tamam bunu haşlaman falan bir emek eyvallah. Ama yani daha yeşil bir salata olabilirdi. Fresh bir şey bekliyoruz. Evet. Rokalı mokalı evet. Yeşillikli bir salata. Fresh bir aslında. Asla değil. Hayır kendi başına evet. Kendi hani başına evet. Ya, ana yemek olarak evet. İşlerime ihtiyacı duyarsın. Hele ben bayılırım. Bastırır. Ya bütün tahıllara bayılıyorum evet. Mesela sizin kutluğunuzdan daha lezzetli bir salata. Evet evet. Evet tuz yoktu, lezzetli. Yağ yoktu. Hiçbir şey lezzeti yok. Size göre öyle doğru söylüyorsun. Arka bitirin o zaman lütfen. Öyle. Lütfen. Tatlıya önünüzden henüz daha almadılar. Bitirin bence. Tatlıya geç kalmış değilsin. Tatlıya saklıyorum kendimi. Tatlıya saklıyorsunuz. Evet. Karpatta. Tatlınız güzeldi çünkü. Teşekkür ederim. Tek tatlı onunkiydi vallahi olan. Evet aynen. Buyur hanım. Hakkını yeme. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Buyurun. Mama demiştiniz tatlıya, güzel mi dediniz? Pardon. Mama dememiş miydi hanımefendi? Aa evet değil mi, öyle bir şey önce var. Mama dedi. Evet. Arkadaşlar, sonra beğendim. Yani hep aynı şeyi söyledim, yine söylüyorum. Görünüşte acaba hani mama mı vesaire mi evet dedim ama lezzetinde de buyurun. Güzel olduğunu, donukluğunu, soğukluğunu, lezzetini, kıvamını beğendiğimi söyledim zaten. Hani anlaşılmayan bir şey varsa
Tekrar tekrar söyleyebilirim. Yani beğendim demeye korkuyorlar resmen. Belli, yiyorlar, bitiriyorlar tabağındaki her şeyi. Ama beğendim lafı çıkmıyor. Özgün Hanım, öyle mi böyle mi? Bu kadar olmaz. Özcan Bey, acaba salatama puan verecekmiş. Çünkü takıda da güzel ama bana uymadığını söyledi. Bu çok önemli bir şey. Olmuş diyorsa puan vermeli bence. Ben hala senin o tatlıyı çok iyi yapabileceğini düşünüyorum. Yapmışsındır da mutlaka. Evet, nasıl, yaptım. Ne oldu o tatlıya? Fırında mı unuttun? Talihsizlik oldu kesinlikle. Çünkü ben onu şefle de denedim. Yani birebir özellikle otelde, pastane mutfağında şefle denedim. Denedim yani hiç çok denemediğim bir şey. Evet, burada hani fırın vesaire... onun azizliği oldu, ne yaptın? Ne azizliği, unutmuşsun fırında. Nazar ya olabilir, herkesin olmadığı tatlı zaten evet, diyorum tabii. Ama yani sen, ben bir de heyecanlandım, güzel bir tatlıdır o. Evet. Bir de bizim programda sanırım ilk kez yapıldı değil mi? Yapılabilseydi yani, güzel olacaktı. Hayal kırıklığı yaşadık o anlamda da değil mi Zuhal Hanımcığım yani? Pazartesi günü yaşadığımız hayal kırıklığını inanın ki... Pazartesi? Ben inanamıyorum. Yani şu anda dönüp dolaşıp... inanamıyorsunuz? Bir şey tek rakip olarak beni mi görüyorsunuz? Asla, Lira'nın? Belki seni yani görmüyorum. Dönüp dolaşıp bana bir atış asla yapıyorsunuz da... Asla ve asla. Çok pardon, bir şey söyleyeceğim. Ne olursunuz bir şey söyleyeceğim. Gerçekten çok pardon Nur Hanım. Sağından, solundan, söz hakkı alabilir miyim? Önümden, arkamdan rakip söz hakkı alabilir miyim? Olabileceğiniz. Öğretmenim. Gerçekten ama öğretmenler şimdi konuşur, bir şey öğrenciler dinler. Bir şey söyleyeceğim ama hiç susmuyorsunuz ki. Yani sağından, solumdan, önümden, arkamdan gerçekten rakip olabileceğim... Hiçbir yani hiçbir konuda değilsiniz. Ben rakip mi? Değilsiniz. Evet. Hani niye sürekli böyle Kübra Hanım da var. Hani Özcan Bey de sağ tarafınızda. Hani işte rakip niye şu sürekli an, rakip şu olarak bana konuşuyorsunuz ve şu anda bir şey marjinal saçlarla duruşmenin dikkatimi bir şey çekti de çok pardon. Saçlarda rakip olun ben. Evet yani saçlarla çok hangimizin saçı daha iyi diye. Saçlarla bugün tamamen Özcan Bey, Can Bey için. Öyle mi? Saçlar evet bomba olmuş olabilir düşünebiliyorsunuz ama üstünüzdeki body'yi ben anlamlandıramadım. Böyle leopar desenli bir şey olabilirdi. Daha bir... Pantolonumu öyle... görmediniz mi? Ayağım kalktı. Pantolonunuzu göremiyorum yani biz masada oturuyoruz. Ayağım kalktı pardon. Ayağa kalkmanıza gerek yok. Var mı? Yani... Yakın uzak. Hepsi... Leopar. Yani leopar. Ya bilmiyorum en azından üstü tamamlayıcı bir şey yani, olabilirdi. Lütfen. Yani Özgün Hanımcığım uzak yakın gözlüğünüz varsa lütfen çıkartın. Hani gözlüğümü masada leopar kullanmıyorum. İşi yok. Üstü. Okurken kullanırım. Nur Hanım bir şey söyleyeceğim. Ama görmüyorsunuz. Kuaförde saçınızı hani düğüne giderken saç hazırlarlar ya. Üstüne henüz evet, giymemiş hanımlar gibi masada gördük sizi. Lütfen. Ya bir şey söyleyeceğim. Lütfen çok fazla yani olmaz mı şu altında leopar saç abartı? Bu da yo, sade tutmalıydı üstü yo, bence. Sade tutmalı ama penye olmamalıydı. Bu yarışmayı kazanmak için çok para harcadığını düşünüyorum. Şeflerle evet, çalışmışsın, pastalar pişirmişsin, menülerini hazırlatmışsın. Kesinlikle eminim ki buraya gelmek için de styling desteği almışsındır. Asla ve asla, evet. Gerçekten burası... mi? Kendi tarzın mı evet, yoksa bir styling desteğin hayır, var evet, mı? Bir mola tasarımcısı olarak sence? Bence güzel, şık. Bence masada şık bir bayan duruyor. Burası onun için gerçekten zaten hazırlandım önemsediğim için. Neresi şık? Ben bu saç modelini 1980'de Suzan Avcı'da görmüştüm diye hatırlıyorum. Suzan Avcı şık. Senin şapkalarına rakip olabilirim belki dedim Cancığım. Sana özel. Demodesiniz bence. Lütfen. Öyle denilmez hanımlara. Ne kadar güzel bir şey böyle büyük dev. Ama Yeşilçam'ın vamp kadınlarındandır. Herhalde. Yani. Seyta Parman. Suzan Avcı, Ahu Tuğba, Serpil oo, Çakmaklı, Banu Altan. Çeçilyalar. Çeçilya, aa! Evet. Çeçilya vardı, bir de Tüdanya vardı. Tüdanya vardı tabii. Ay yaşımız Bergen, çıktı ortaya. Bergenler. Dur, Semiha Yankılar, Kamuran Akkorlar. Müze Yensenler. Gökben. Ay be. Ama ne kadınlardı, ne hoş kadınlar. Evet. Akılda kalan kadınlar. Göçüp gidenlere Allah rahmet eylesin, hayatta olanları buradan selamlar, sevgiler, saygılar. Gerçekten de eskiden de yani... Ben eski zamanları bilmiyorum artık yaştan mıdır nedir bir daha bir özlüyorum ya. Ya kesinlikle. Sanki daha kalite, değil mi? Daha kalite şey vardı. Evet. Yani her şey. Herkes her şeye bir özenirdi ya böyle ödül törenlerine veyahut konserlere, sahnelere veyahut gezmeye. Vardı. Değerleri vardı her şeyin. Böyle herkes bir özene özene çıkardı. Herkes için geçer sadece sahne sanatçılar içindir ama o zamanlar ki kadınlar daha böyle bir kadın. Böyle daha dişi hatları, vücut hatları birazcık hani... Bu zayıflık şeyinde o da geçti artık onu da bir attık Allah'tan o sıfır bedenlerden falan çok şükür bir çıktık. Sağ olsun buradan Beyoncé'ye, Jennifer Lopez'e, Kim Kardashian'a teşekkür ediyoruz. Sayelerinde tekrardan sıfır beden modası bitti ve de güzel bir tatlı yiyelim inşallah. Evet Frank evet, yüzüğü çok güzel bir aldılar yaban mersinleri. Özcan Bey'e verdi önce Özcan Bey'si. Polonya tatlısıydı değil mi evet, Can? Evet, Polonya tatlısı. Sen biraz anlatır mısın? Ben de çok hakim değilim, biliyorum ama hani çok bildiğim bir tatlı değildi. Yani bunu İstanbul'da yapan...
İçeriğinde neler vardı sen bildiğin İçeriğinde için? İçeriğinde genelde yumurta var, krema var, un var, pudra şekeri, vanilya en önemli unsuru, ben daha yemeden söylüyorum. İçindeki kremayı yediğimizde vanilya tadının gelmesi lazım. Bu onu ayrı bir özellik biraz katan daha kalın olması gerekiyor. Bence. Hamuru tabii biraz daha kalın. Ben buradakini değerlendirmiyorum genel olarak. Sunumu bu şekilde olabilir. Üstüne frambuaz şekeri koymayabilir. Sadece bir pudra... neredesin? Sana da verdim tatlı. Aa! Evet. Ne mana? Yes. Neden? Baksın hiç bakmamış, yememiş. Polonya mı görmüş o? Şahin, üzülme sen onun için. O var ya o. O bak göstere göstere bak. Gürbüz hadi gene iyisin. Canı çekmiş bir yeri şişmesin. Çayımı da söylemiştim. Çayını da söyledi. Çayı bekleyecek miyiz? Afiyet olsun. Evet çay. Aa, gerçekten çay getireceğim mi? Getireceğim demlendi. Menüde çayı yazmamıştın değil mi? Çay zaten puanlamaya yetki değil. Ben ikram sadece. Öyle içinden gelmiş. Kimileri yapıyor öyle kahve çay. Kimileri de menüye yazdırıyor. O zaman getirmek zorunda kalıyorlar. Menüye yazdırmamış. Değerlendirme dışı tutabilirsiniz. Önceki tanıdığım candan çok başka bir can geldi karşıma. Kesinlikle sözleri savunur bir sözler değildi. Kendini doğru anlamda lanse edemedi. Can Bey'in savunmaları hiç de yerinde değildi. Beni açıkçası çok fazla etkilemedi. Ben bugün Can'ın bütün hafta boyunca benim üstlerime çok geldi. Bugün biraz puan oynayıp daha alttan alarak daha ılıman ve daha sakin bir duruşla gelen eleştirileri göğüslemeye çalıştığını düşünüyorum. Can Bey biraz daha tizi alçaktı, biraz daha yumuşak oynadı. Puanları toplamak için birazcık sessiz kaldığını düşünüyorum. Şeker isteyen var mı? Ben istemem. Ben kullanıyorum, teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi bir Erzurumlu olarak çok mutlu oldum şu an. Haa, Erzurum'da sevgiler, selamlar. Teşekkür ederim. Evet, biraz boğazımızı yumuşatacak. Teşekkürler. Altınları çıkartın arkadaşlar. Bir de mezdeke çalalım. Oynarsanız açabilirim gerçekten. Ay açsana. Hadi ya bir değişiklik altınlar olsun. Çok oturduk. Lütfen. Hadi hareket edelim. Yedik yakalım. Yani hadi. Şeyimiz de var. Deri deri. Tatlımız da iyi. Deri deri. Deri deri. Sunumun güzel oldu. Evet gerçekten çok güzel. Çilekler mi? Çilekler. Dondurulmuş çilek değil mi bunlar? Ha dondurulmuş. Dondurulmuş çilek. Taze. Çilek değil zaten. Ha çileğe benzettim zaten ben. Zaten bayanlar tatlı da sınıfta kaldı. Frambuaz pardon. Tatlıyı herhalde bir tek Can'la ben yaptım. Hayır görüntü çileğe benziyor. Küçük çileklere benzettim de frambuazla. Tam aynı şeydeler ama. Ya, frambuaz. Değil. Dondurulmuş değil ama tazesi. Değil taze. Özcan beğendin galiba. Ben beğendim. Afiyet olsun. Sunumunu da beğendim. Hamuru biraz daha kalın olabilirdi. Evet. Ama genel anlamda sunumu, tabaklaması ben hoşuma gitti. Ne eline güzel. Sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Kübra. Ben de beğendim. Ben ilk defa yiyorum. Vallahi bu hafta hanımlar yapamadı, beyler yaptı tatlılara. Evet, gerçekten öyle. Tebrikler. Evet, vallahi güzel olmuş. Biraz daha kabarık görmüştüm ben arada evet, baktığım zaman. Çok bana ince geldi. Ama tadını çok olarak beğendim. Elinize sağlık. Kreması falan çok afiyet güzel. Şey, Nur. Güzel olmuş. Elinize sağlık. Afiyet olsun ve Özgül. Tadını beğendim ama biraz bizim baktığımız içerikte de daha yüksek. Bazıları daha mesela evet, senin daha işini yaptı kat 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 kat. Evet kat 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 kat, kat bu biraz böyle acaba neden kaynaklı diye onu soruyorum. Ben bir çay kaşığı kabartma tuzu koydum. Benim tarifim de o şekilde oldu. Ama içinin kreması özellikle çok güzel olmuş. Evet, evet vanilya, pastacı kreması. Vanilya kullandın herhalde. Kokuyor zaten. Belli. Yani o tat geliyor. Gelmesi lazım zaten. Olması kokuyor. Gereken bu. İline sağlık. Çay menüsünde yoktu ama masaya ayrıcalık mıydı bu hafta boyunca? Ben çayı sevdiğim için benim için ayrıcalıktı. Karpatka'yı ben daha önce de menülerimde, kendi menümde kullandığım ve bildiğim bir tatlıdır. Kıvamı iyiydi, vanilya tadını aldım. Bunun yanı sıra keki ise zayıftı. Ama genel lezzet olarak ve sunum olarak baktığımda ise Karpatka yine ortalamanın üstünde kaldı bende. Bu haftaki menülerde Özcan Bey'den sana Can Bey'in tatlısı güzeldi. Fakat kreması çok fazlaydı. Onu dile bile getirmedim. Evet tatlı, hani benim tatlım hiç olmadığı için, yapamadığım için. Yanındaki çay gerçekten de yani masattı ya. Yine puan oynadı. Çay vererek bize farklı bir sunum yapmaya çalıştı. Tatlısı fena sayılmazdı. Görsel olarak evet sunumla birleşmişti ama ince geldi bana biraz. Ve çayla da sanırım göze hoş görünmeye çalıştı. Minik çocuğu oynadı. Ben beğendim. Sunumu da güzel. Başarılı olmuş. Güzel olmuş. Güzel. Eline tamam. Sağlık diyelim. Ay hazır mıyız son açık oylama? Son kez kalemler oynayacak evet. Can için. Buyursunlar haftanın evet. Son açık oylaması için hazırız. En az 8, 8.5'dan 9 bile bekliyorum açıkçası. Çünkü ana yemeğimi beğendiler, tatlımı beğendiler. İkisi de aslında önemli unsurlardı. Keza aslında sunum yaptığım her şeyin tadını beğendiler. Sadece Çerkez tavamı beğenmediler. Onun haricindeki her şeyi, evet benim bana uymuyor ama tadı güzel olmuş dediler. O yüzden 8 ya da 9 bekliyorum arkadaşlar. Evet, son kez puan vereceksiniz şimdi. O da Can için olacak.
Yine masası ve menüsü tamdı. Çok şükür bu hafta eksiksiz kapattık. 3 ile 10 arasında bir puan kullanacaksınız. Beğendiniz beğenmediniz yemeklere göre. Şimdi buyursunlar, siz yazmaya başlayın. Ben de menüsünü hatırlatayım. Sütlü bal kabağı çorbasıyla başladı. Ardından midye börekti değil mi? Midye börek. Midye börek, yanında çerkez tavuğu vardı. Ana yemeğimiz beef stroganoff. Yanında peynirli ıspanaklı muffin. Buğday salatası vardı. Son olarak da çay eşliğinde karpatka tatlısı. Orman meyveyle süslenmiş şekilde ikram edildi ve de puanlar yazıldı. Bu hafta için son kez soruyorum. Değiştirmek isteyen var mı puandan emin olmayan? Hayır. Adil ve hakkaniyetli olmanızı diliyorum her zaman olduğu gibi. Değişmek isteyen yok mu? Yok galiba. Yok. Peki. Herkes eminse sana döneyim Can. Kaç puan bekliyorsun? 8-9 bekliyorum çünkü beğendikleri çok az şey oldu. Çerkez tavuğunu beğenmediler. Onlarca sadece bana uymuyor ama lezzetli dediler. Bu da benim için geçerli notur açıkçası. Hı hı. O yüzden 8.5-9 bile bekliyorum açıkçası. Yani yorumlar iyiydi. Yani genel olarak haftaya baktığımızda daha çok beğenildi gibi ama bilemiyoruz tabii. İlk olarak Kübra'dan bir puan gelecek. Evet Kübra, aç ve söyle lütfen yüksek sesle bize puanı. Benim puanım 8. Oo. Ay, bu hafta ilk kez yüksek bir puan gördük. Güzel. Teşekkür ederim. Genel olarak her şeyini beğendim. Muffin ve çorbasında bir takıntım var. Takıldım böyle. Önce 8 uygun gördüm. Güzel puan. Evet, bu haftaki en yüksek puanı gördük şu an. Bakalım Özgül'den kaç puan gelecek. Evet Özgül, sen de paylaş lütfen canım. Verdiğin puanı. 6. Aa. 6 mı? Evet. Ama genel olarak yine bize göre yine yüksek verdi. Bize sen verdiğin puanına vermiştin. Göre. 6 mı vermiştin? 5 mi? 5 vermiştin kendisine. Ve beğendiği, menümde beğendiği şeyler. Peki onu geçelim. Neden 6? Beğendin. Çorbanın tadını beğendim. Evet ama içinde taneler vardı. Oradan puan düştüm. Ve bize hani sebzeleri, ben sebze beklerken menü hep et içerikliydi ve hamur içerikliydi. Uyumsuz bir menüydü. Evet sunumlar çok güzel, görsele hitap etmişsin. Ne diyebilirim Zuhal Hanım? Yani puan mı kırdın sebze yok diye? Sebze yok diye puan kırdım. Allah ayrıca Allah. Ayrıca ana yemeğin yanında bir sebze, garnitür sebze isterdim Can gerçekten. Çünkü ben zaten yani normalde... Yani şu an var ya sizi hayretle izliyorum. Bir şey söyleyeceğim sadece. Yani şu 6'yı verdiniz, nereden ne söylesem de kıvırsam. Hiç şu an o yani. Şu anda... Hiç bu masa altılık mıydı? Kübra elinizi vicdanınıza koyun ama lütfen. Ben... Bir şey söyleyeceğim. Açıklama yapayım. Zaten hep bir şey söylüyorsunuz. Artık o bir şeyi söyleyin lütfen. Neden? Kübra yani neden? Gerçekten 6 mıydı ya? Asla peki, değildi. Can bir saniye, bir Can'ı duymak istiyorum. Ha. Ne diyorsun 6'ya? Şöyle ki aslında genel olarak hepsini beğendi. Tatlarının hepsini evet. Beğendiğini ama evet. Bana uymadığını. Hepsini ya da mi? Bir de şöyle bir şey var. Ben sizin beklentilerinizi yapmadım hanımefendi. Yani beklentilerinizi evet. Zaten yapamam. Beklentiler. Yani siz ayrıca da ilk defa duyuyoruz sebze olmadığı için puan kırılıyoruz diye. Bu hafta herkesin menüsü beğenilmedi hilafsız. Zuhal kimse Hanım. Kimse menüsünü beğenmedi ama puan evet. Verirken hiç kimse demedi ki menüsü uyumsuzdu ya da işte çok fazla karbonhidrat. Kimseden böyle bir puan kırılmadı. Ya da sen kırmadın kimseden Can, bu sebepten. Etten buradan kırdın. Can etin çok hani et menüsü görmekten bıktığını, sağlığa zararlı olduğunu belirtti. Sen de öyle belirttin evet, diye kırmış. Bu açıklamasının üzerine de biz et ağırlıklı ve hamur ağırlıklı bir menüyle karşı karşıyaydık. Ondan dolayı notlarımı kırdım. Tamam. Evet Can, başka bir şey söylemek evet. İstiyor musun? Yok, teşekkür ediyorum arkadaşım. Evet bakalım Özcan'dan kaç puan geliyor? Evet Özcan, senin de puanını duymak istiyoruz. Benim puanım 7. Kapatabilirsin. Yani bu da çok düşük bir puan. 6'lık bir masamız var. Size de 6 vermiştim. Ana yemeğiniz yoktu. Ara sıcağınız yoktu. Çorbanız yoktu. Sadece tatlınızı yediğim halde ben size 6 verdim. Şimdi siz ana yemeğimi bitirdiniz. Tatlımı neredeyse bitirdiniz. Salata evet olabilir dediniz. Muffine evet olabilir dediniz. Zaten ya bu kadar puan. Olumlu konuşup evet. Bu kadar olumsuz bir puanlama yapmanızı ben anlayamadım. Ben olumsuz muydu ya? Çerkez tavuğunuzu zaten beğenmediğimi ifade ettim ve söylediğiniz formda gelmeyen tepsi böreği şeklinde ve bana ıslak gelen bir börek geldi. Oylamadım. Ana yemeğinizi beğendim. Söyledim. 2 puan verdim. Tatlınızı beğendim. 1 puan verdim. Benim damak tadıma uygun olmamasına rağmen salata buğdayınızın haşlanmış yarmanızın kıvamında oluşundan dolayı onu da puanladım. 1 puan, 4 puan, 3 puan da masanıza verdim efendim. Toplamda 7 puanı uygun gördüm. Bence düşük bir puan değil. Peki. Devam ediyoruz ve son olarak bu haftanın son puanı Nur'dan gelecek.
Evet Nur, son puan bu hafta için senden geliyor. Puanım 6. 6 nedir gerçekten yani 6 nedir anlayamıyorum sizi ya. Ne yapmamı bekliyorsunuz? Neye puan verdiniz hanımefendi? Zaten 3 puan veriliyor. Neye puan verdiniz? Sebze çorbası işte. Balkabak İyi de sebzeli bir çorba istedim. Zaten o. Ama kabak hani böyle almadık bal kabağı. Tatlılı bir çorba. Çorbayı şey, geçelim. Neye puan verdin? Ben bence hani, az verdim. Nur'un notu çok düşük kaldı. Özcan Bey'e de ben siz beni çok şaşırttınız yani. Gerçekten. Bence Nur düşük kaldı. Adil olduğunu düşünmüyorum. Nur herkese bütün hafta boyunca zaten ortalama notlar verdi. Hayır, asla. Bugün de ortalama. Bence masanın notunun hakkı en az 7 olmalıydı. Asla. Lezzetleriydi. Tatlısı çok iyiydi. Ana yemeği evet, iyiydi. Zaten. Yani neye puan verdin? Salatası iyiydi. Muffini hiç olmamıştı. Bir saniye neye puan verdin? Yani. Neye verdin 3 puanı? Çorbanda zaten. Evet. Tamam tamam çorbayı geçelim evet, artık. Hani, neye puan şey verdin? Neye verdiniz sonra olmayanları sormuyoruz. Ana yemekte evet etim pişmişti. Ona verdin. Hani, hazır bir... Julian doğranmış bir eti zaten tavada çevirmişsin. Aynı şekilde evet salatan güzeldi. Yorumlarınızla evet, gerçekten güzeldi. Saçınız kadar kötü biliyor musunuz? Asla ben. Sizin yemek yaptığınızı gerçekten anlamıyorum. Gerçekten sizin yemek yaptığınızı hele hele tatlı yapabildiğinizi zannetmiyorum. Tek rakip gördüğüm Özcan Bey'di. Sizi zaten rakip görmüyordum. Şu an açıklamalarınızda Julian doğranmış bir eti pişirdiniz diyorsunuz sadece. Evet. Ve sonra diyorsunuz lezzetli. Tutarsızsınız. Hayır asla. İlk günden beri tutarsızsınız. Hayır asla asla. Buyursunlar büyük finaldeyiz. Evet efendim rekabetin ve çekişmenin had safhada hissedildiği bir 5 günden sonra geldik. En meraklı heyecanı beklenen ana büyük finale 50.000 TL için yarışmacılar nefeslerini tuttular. Sizler de ekranlarınızın başında eminim yerlerinizi aldınız. Hoş geldiniz tekrar. Ve de hemen 50.000 TL'yi de bir gösterelim şöyle değil mi efendim yani güzel para. Güzel ödül. Birazdan da aranızdan birisi bu ödülle birlikte başarmış ve şampiyon olarak bu evden ayrılacak. Ama ondan evvel tabii ki haftanın kritiğini yapacağız. Bugün yüksek puanlar gördük ama diğer puanlar da birbirine çok yakın. Tabii benim puanlarım da eklenince işin rengi bakalım ne kadar değişmiş olacak. Ama ondan evvel pazartesi Özgül'le başladık ve bitiremedik neredeyse. Ve bugüne kadar geldi. Bugüne kadar geldi. Evet. Evet. Kim ne söylemek ister Özgül'le ilgili veya Özgül ne söylemek ister kendinle ilgili? Kendimle ilgili puanlama durumuna gelirsek Zuhal Hanımcığım. Evet. Elimden geleni yaptım. Hı. Eksiksiz. Evet. Uyumlu bir menü. Evet. Ama hak ettiğim puanı almadığıma inanıyorum. Hı. Bununla ilgili de fazla bir şey söylemeyeceğim. Fazla puan da vermedin ama sen ve, diğer yarışmacılara sanki. Zuhal Hanım. Siz onun bir uzantısı mıydı acaba? Uzantısı demeyelim de gerçekten ben hakkanetli puanlar verdiğime inanıyorum. Siz hak ettiğiniz puanı aldınız ama asla bugün, vermediniz. Bugün baktığım zaman asla hak ettiğiniz puanları vermediniz. Kübra Özgül Hanım'ın masasını bugün... hatırlayan var mı arkadaşlar? Ben gerçekten hatırlamıyorum. Ben sadece biber hatırlıyorum. Kocaman bir biber. Özgül. Efendim? Evet. Hatırlanacak hiçbir şey yoktu. Gerçekten çorbası neydi diye düşünüyorum kendisinin. Yani şöyle bir biber var. Yani. Ama bunun yanı sıra da hafta boyunca ilk günü açtıktan sonra da hep Özgül Hanım'a puf puf yaptınız. Ben mi pof pof yaptım Özgül Hanım'a? Sanırım rakip olarak gördüğünüz olabilir mi acaba? Gülüne kadar getirdiniz. Siz neredeydiniz? Çiçekler, dışarıda olabilir misiniz? Ben bugün Özgül Hanım'ın zaten size verdiği... Sadece saçınızı görüyorum, suratınızı göremiyorum. Efendim? Siz neredeydiniz gerçekten? Ben buradayım. Size bugün verdiği puanı şok oldum zaten. Dün ve bugün için çok yumuşak böyle... Sanki pamuk gibi yorumlar yapıp size altı vermesini zaten hiç beklemiyordum. Ben de. Belki bu pop-poplar acaba işe yaramadı mı dersiniz? Belki bir çiçeklerine daha fazla, daha bir buket mi getirmeliydiniz bilemedim yani. Siz hep olayları kaçırıyorsunuz. Yok. Hanımefendi zaten ağladı. Ağlatacak dereceye getirdim. Çiçeğimi almadı. Daha ne yapsın? Beni sevmediğiyle ilgili. Daha ne yapabilir sizin anlayabilmeniz açısından? Yok yok biz görüyoruz. İki gündür... Can Bey. Yani bir halay grubu gibisiniz. Boncuk, siz halay grubu bir şey söyleyeceğim. Ama. Siz halay grubunun başı gibisiniz alamadınız. Böyle. Bir saniye bir canı dinleyin. Bir halay grubu gibisiniz hepiniz. Siz halay grubun başısınız. Tabii. Halay grubunuzun adı ne biliyor musunuz? Mevsim salatası halay grubu. Keşke mevsim salatası yapsaydım da yaransaydım arkadaşlara ya. Ben bu nedir? Ben mevsim salatası yapmadım soframda. Sizinki işte salata bile neydi sizinki? Ben de kendime salata bile söylemiştiniz o gün. Keşke benim saçıma da söylediğiniz şeyi benim puanımdan önce söyleseydiniz. Keşke bunları saçınıza keşke, söyleseniz de kendine keşke, gelse. Lütfen keşke. Lütfen. Puanıma göre benimle diyaloğa girmeseydiniz. Yalnız saç, çok sevinirdim. Bilim bile inmemiş ha. Kaç saat oldu? Maşallah ne sprey sıkmışlar. Kuaför de başarılı yani. Tabii ki de. Evet yani şüphesiz herkesin masasında biraz kıttı puanlar. Yani görmemiz gereken puanları çok da göremedik ama bazı masalarda ben de sizinle hemfikirim. Yani verilmesi gereken puanlar da verildiği de oldu, verilmediği de oldu. Can bir şey mi söyleyeceksin? Ben evet söyleyeceğim çünkü tutamıyorum kendimi. Yani Özgül Hanım'a 5 verdiniz.
ve bana 6 verdiniz. 1 puan fark var. Hiçbir şey beğenmediniz. Beğendiğiniz birçok ürün vardı. Bana, ne beğendi? Bana uymuyor ama işte şöyle böyle kıvıra kıvıra kıvıra. Kübra Hanım, siz hiç katılmıyorum. Birinci olma ihtimaliniz bile yok. Tamamen puanınızı korumaya oynadınız. Hayır, asla ve asla. Evet, koltuğa oynadınız. Kesinlikle. Bütün hafta boyunca koltuğa oynadınız. Katılıyorum. Bugün asla. 6 değildi masa. Kesinlikle 6. Sadece kendinizi korumak için 6 verdiğinizi düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Hayır, asla. Bütün hafta boyunca da aynı taktikle ilerledim. Rakip olarak görmedim ki kendimi. Yani işte neden? Puanımı koyayım ne farkı vardı canım bilmem. Sizin masanızda? Hayır, bir kere bir özentim vardı. Bir yanımız, gözümüzün önünde kütükler yoktu. Özcan Bey lütfen. Özentiden yani. Kastınız gümüşler miydi? Özenti demedim. Gayet özenti vardı dediniz. Özenli bir masa vardı dediniz ya. Beyefendinin masası da gayet kendine göre has bir masaydı. Siz beğenebilirsiniz. Benden pırlantalı bir şey mi bekliyordunuz? Yani saçlı bir şey mi bekliyordunuz? Ne bekliyordunuz yani benden? 8'lik bir masa mıydı peki? Tabii ki. Evet. Tek adaletli insanın Kübra Hanım olduğunu düşünüyorum. Demek ki gerçekten. Ben en azından eve gidince yani, vicdanım rahat yatacağım. Ben cevabımı alamam. Yapamayacaksınız. Yok yok. Ben cevabımı alamayacaksınız. Bir şey söyleyeceğim. 8'e gelince genelde fena puan almayan yarışmacılar öyle çok yüksek puanlar vermiyor. Aslında sen de güzel puan aldın. Bakma yani hemen hemen aynı puanlarınız zaten. Ama 8 puan verdin. Gerçekten de takdire şayan bir hareketti Kübra. Hakkını yiyemezdim Zuhal Hanım. Gerçekten bravo. Beyefendi yapmıştı yani. Güzeldi yemekleri. Evet, güzeldi. Evet yani dediğim gibi herkese bir tık belki yüksek verilebilirdi ama netice itibariyle ben mesela Özcan'dan da 7 beklemiyordum açıkçası. Bir 6 falan verir diye düşünüyordum ama seni de tebrik ederim yani. Teşekkür ederim, ben haklı olanım. En azından olanım. Evet hakkaniyetli davrandığınızı düşünüyorum. Evet olan yemekler olmayan yemekler de vardı ama netice itibariyle her şey bitti ve elimdeki tablo elimizde kalan ve sonuçları şimdi de açıklamaya başlayacağım olan nihai gerçeğimiz. Öncelikle tabii ki her hafta olduğu gibi bu hafta maalesef yarışmacılardan ve benden aldığı puan sonucu haftayı beşincilikle kapatan ve 50.000 TL'ye veda eden ilk ismi açıklıyorum. Maalesef bu haftanın ilk kaybedeni 24 puanla Özgür sen oldun. Evet. Beklemiyor muydun bu sonucu? Şaşırdı bir de. Yani Zuhal Hanım bilmiyorum. Gerçekten şu anda hakkaniyetli bir şey içinde olduğumu düşünmüyorum. O kadar emekten sonra, o kadar uyum sağlamaya çalıştığım bir menüden sonra beşinci olmak benim için büyük bir hayal kırıklığı. Hak'tan bahsedecek en son kişi sizsiniz. Beyefendiye neredeyse 4 veriyordunuz. Verdi zaten. Verdi hatta. Verdi. Özür diliyorum. Ben 5 verdim. Verdi. Evet. 4 verdi. Zuhal Hanım. 5 var. İntikamla 4 verdiniz. 5 verdiniz. Beş verdiniz. Zuhal Hanım. Hesap konusuna mı giriyoruz? Şu anda birbirimizin seviyesi mi ölçüyoruz? Üniversite sınavında mıyız? Zuhal Hanım. Efendim. Çorbasının lezzeti yerinde olabilir ama içinde parçacıklar vardı. Bir. Uyumsuz bir menü karşıma getirildi. Kime göre uyumsuz? Süslemelerle. Kime göre neye göre? Süslemelerle. Süslemeler göz boyamaya çalıştınız ama benim gözümden detaylar kaçmadı. Hangi detaylar? Can Bey. Siz 8 puan vererek Kübra Hanım kendi birinciliğinizi kaybetmek için çaba sarf eden bir noktanın içine geldiniz. Farkında değilsiniz. En azından adildi. Adil miydi? Adildi. Ben de adil oldum. Ben vicdanen çok rahatım. Öyle mi? Dörtten pişman değil misin? Pişman değilim çünkü gerçekten Özcan Bey'in masasına 4 vermemdeki sebep eksiklerinden dolayı. Çünkü o 4 vermişti size. Evet. Sadece herkese aynı verdiniz. Size kim ne verdiyse onu verdiniz. Şu an bu yorumları kesinlikle bana da zar zor böyle. İlk gün yarışmacısıydım. Saygı duyuyoruz katılmama. İlk gün yarışmacısıydım. Ama ben katılıyorum. İlk gün yarışmacısıydım. 4 puanlı karşılıklı kısas olarak verdim diye mi katılıyorsunuz? Evet. Özcan yani gerçekten de öyle aldığım puanları geri iade ettim. Peki gelelim benim sana verdiğim puana ve yarışmacılara da aldığım puana. 19 puan aldın yarışmacılar. Ben de sana ancak 5 puan verebildim 24 puanla. Eline emeğine sağlık. İyi ki geldin. Renk tattın. Teşekkür ederim Zuhal Hanım. Biz teşekkür ederiz. Peki geliyoruz dördüncümüze. Aslında fena da bir puan almamış. Aslında fena da bir menü değildi ama olmadı. Bu hafta sadece dördüncülüğe yetmiş bu puan. ...27 puanla Özcan sen oldun. Teşekkür ederim. Eline emeğine sağlık. Gerçekten çok iyi bir performans bekliyordum senden. Heyecandan olsa gerek diyelim. Heyecanlandık. Peki. Bir de intikama maruz kaldık. Kurban mı gittim diyorsun? Evet. Sanki. 21'e 6. 6 puanı ben verdim. ...21 puan diğer rakiplerim verdi. 27 puanla. Eğer ana yemekte o sorunlar olmasaydı soslarında... ...daha yüksek tabii ki alırdın.
Ama renk kattın. İyi ki geldin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sana ve ailene benden kucak dolusu sevgiler, selamlar. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Ve geldik üçüncümüze. Aa, güzel de puan ya. Maalesef. Nur, sen oldun. 22 puan verdi yarışmacı. Ben 6 puan verdim. Tatlın o seni daha yüksek alacaktın tabii ki. 28 puanla tamamladın. İyi ki geldin. Renk kattın, hacim kattın, volüm kattın. Ekranlar hoş bir kadın gördü. Eline emeğine sağlık. İyi ki geldin. Teşekkür ediyoruz sana da. Ve geliyoruz efendim birincimize. Kübra ve Can. Sona kalan iki finalist. 50.000 TL için kıyasıya bir mücadele. Olan olmayan yemekler. Tabii ki benim puanlarım da bazen sürpriz sonuçlar doğurabiliyor. Bakalım onlardan biri mi gerçekleşmiş. Bu haftanın kazananı. Yemekteyiz'in bu haftaki şampiyonu. Tam 50.000 TL'nin sahibi. Can sen oldun. Alkışlarla. Ben de oyunda çıkıyorum. Şöyle güzel. Mezdeki açalım. Şöyle şu tarafımı senin var. Teşekkür ediyorum. Tebrikler, gelebilirsin yanıma. Hemen 50.000 TL'ni takdim edeyim. Hadi bir küçük sürpriz benden. 100.000 alıyorsun. Bunu da artık değiştirin. Valla hep buna gidiyor kafam. Peki. Tebrikler. Teşekkür ederim. Eline emeğine sağlık. Güzel bir puan aldın. Bir diğer güzel puan alan yarışmacımız da sevgili Kübra. Sen yarışmacılardan 23 puan aldın. Benden 6 puan aldın. 29 puanla. Keşke tatlın olsaydı, evet. Keşke içli köften olsaydı. Evet. Sıkı rakiptin söyleyeyim sana. Şu an farklı olabilirdi durumlar ama elin emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Çocuklarım ve sana sağlık. Çok keyifli bir hayat diliyoruz. İyi ki geldin. Teşekkür ederim. Renk kattın. Ve şampiyonumuz Can. Cancığım 27 puan aldın yarışmacılardan. En yüksek puanı sen aldın. Ben de sana haftanın en yüksek puanı vermişim. 8 puan aldın. Birazcık Çerkez tavuğundan ve birazcık da muffin'den kırdım. 20, sen de 27'ye 8 puanla 35 puanla 50.000 TL'nin sahibi oldun. Canı Gül'den tebrik ediyorum. Eline emeğine sağlık. Güle güle harca. Ve efendim bu haftalık da bizden bu kadar. Sizlere sevdiklerinizle birlikte keyifli, sağlıklı bir hafta sonu diliyorum. TV8'de pazartesi günü tekrar buluşana değin. Hem yarışmacılarımıza hem de ekibimize bir alkış istiyorum. Teşekkürler hepinizin ellerine sağlık. İyi ki geldiniz. Teşekkürler. Teşekkürler.